29 Mayıs Pazar Türkiye At Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den, Son Düzlük'ten herkese mutlu hafta sonları, güzel bir pazar günü diliyoruz. Ben Hakan Cantınaz, sevgili Tolgan ve sevgili Eray'la birlikte dolu dolu bir Son Düzlük'te sizlerle birlikte olmayı umut ve ümit ediyoruz. Umarız ki keyifli bir program olur. Pazar sabahında bir yaklaşık kaç dakika bakayım, bir 3 dakikalık bir gecikme oldu ama yani... Dostlarımız o kadar hazır ki hemen ekran karşısında bekleyenler var. Hemen geciktiniz diyorlar veya işte yorum, Twitter'da yorumlara kapalı mesajları var. Küçük bir teknik problem vardı ama onu çözdük o. Hiç önemli değil, sizlerle birlikte olmamıza engel değil. Ama işin şeyi, her program yoklamaya 1,5-2 saat geç, evet, kalanlar bugün erken gelmiş 5 dakika önce, değil mi? Sen bir yıl boyunca... 11'den erken gelme. Bir gün biz 3 dakika gecikelim, fırça yiyelim. Ama şey, en küçük izleyicimiz fırçayı Sare attı bize dolayısıyla. Ben diyor burada diyor bekliyorum diyor bu kadar diyor. Siz diyor gecikiyorsunuz. Ama daha sezon... Kendim kalktım, babamı kaldırdım. Onları bekletmeye hakkımız yok. Değil mi? Yok dolayısıyla. Ama yalnız sezon uzun, haftaya da 10.30'da başlar yoktu ama. Evet, neredesiniz bekliyoruz dediler ama dolayısıyla... Selamlar olsun. Bizden, hepimizden selamlar. Sare'ye de böyle el sallayalım buradan. Görürüz onu. Kucak dolusu selamlarımızı, sevgimizi iletiyoruz. Bütün aileyi ayağa kaldırmış. Maşallah. Başladılar diye. Biz yokuz bu sefer işte. Dolayısıyla neyse geldik. Tüm izleyenlerimize selamlarımızı, sevgilerimize saygılarımızı iletiyoruz. Hakikaten keyifli bir program olsun diye umut ve ümit ediyoruz. Gönderdiğimiz tweet'i listelerinize gönderebilirsiniz. Ben yorumlara kapalı göndermişim ama tekrardan gönderdik. Onu kendi listelerinize gönderebilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı, cevaplarınızı bekliyoruz. Hemen iletişim adreslerimizi arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Görüyorsunuz. @cantinazhakan bizlerin Twitter adresi, katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz. Bunun yanı sıra YouTube yayınımız var. YouTube yayınımızda da canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Ve Instagram adresimizde Son Düzlük 2019 hediyelerimiz var. Tişörtlerimiz var biliyorsunuz. Tişörtlerimizi de yine vereceğiz. Bunun yanı sıra Bosphorus dergisi var. Hediyeler var. Anında bir anda soru gelecektir. O soruya ilk doğru cevap veren artık ilk 3 kişiye hediyelerimizi vereceğiz. Çünkü yabancı yarışlar da var. Bugün yerli yarışlar da var, nostalji de var. Dolu dolu bir program ama özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası koşusu dün nefes kesti. Öncesi sonrası çok konuşuldu. Onları değerlendireceğiz. Önce bir bakalım sizlerden gelenler ne? Tweetlere bir bakalım. Arkadaşlarım da ekrana getirsinler. Sizlerden bakalım neler gelmiş. Bu konu, şeyle, bugünkü programla ilgili mesajlara da bakıyoruz. Evet. Muttalip Yapıcıoğlu, günaydın dostlar, iyi yayınlar, mutlu pazarlar. 26 Haziran Gazi günü Veli'de olacağım. Umarım ayaküstü bir merhabalaşma şansımız olur demiş. İnşallah Muttalip Bey diyelim. Erdin Çete, şampiyon Real Madrid gibisiniz maşallah demiş. Kalede Cantınaz, sağ açık Eray, forvet Tolgahan demiş. Erdin Çete paylaşmış. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Yine Murat demiş ki keyifli pazarlar, iyi yayınlar dileriz demiş. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Aşağıya doğru iniyoruz. Jimmy Bülent demiş, günaydın Hakan abi, uzun zamandır yoktum, sizleri özledim. Babam, annem, Ankara Güçlü Ahmet abi, Emrah, Şener, hepsine selam var, iyi yayınlar demiş. Biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz, selam ve sevgilerimizle birlikte. Evet, Zafer abiden de mesaj gelmiş, biz de yoklamada varız diyor, sabah menemenini göndermiş. Tabii biz burada gelelim, burada bir fincan kahveyle öğleye kadar idare edelim. Bütün kahvaltı fotoğrafları da gelsin, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz biz de. Buradan Diyarbakır'a. Evet, dün Ankara Hipodromu demiş. İyi yayınlar, seviyorsunuz. Dün Ankara Hipodromu demiş. Şimdi Bülent paylaşmış. Dün yoğun bir kalabalık vardı Ankara Hipodromu'nda da. Onu da hep birlikte gördük buradan. Hem ekranlar karşısında hem de sizlerden gelen mesajlarla. Selam Hakan Bey, Tolga ve Eray kardeşime de selam olsun. İyi yayınlar diliyorum demiş Ömer Akçay. Kafkaslı 01. Adana'dan mutlu pazarlar, sevgiler, saygılar. Tüm yarışseverlere bol şanslar dileğiyle demiş. Yine diyorlar ki demiş pankartçı, en çok Hakan Cantınaz babayı mı sevdiniz? Yok, biz sadece Hakan Cantınaz babayı sevdik demiş. Tabii ekip olarak biz bunu kabul ediyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi de iletiyoruz. Kaç sene önceki fotoğrafımı paylaşmış benim. Taylık günlerimiz 25 diyelim. Yılı var en eserinde. Yok. Yok mu? 20 yıl falan, 22 yıl falan yani aşağı yukarı. 24 yıl ya da çıkacak. Selamlarımızı iletelim buradan. Biz de bir kez daha. Yılları karıştırma demek işte. Yok, yıllar altında yazılı tarihi 24 Ağustos 98. Yazıyor muymuş? Yazıyor tarih yazılmış. Bizim yıllarla derdimiz yok. Biz eskimiyoruz. Hep olduğumuz yaşta kalıyoruz diyelim.
Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Günaydın güzel insanlar, hayırlı pazarlar, keyifli yayınlar dilerim demiş Menderes Bilici. Yine Özlem Utku Karasu, tatlılarınızla hazır Hakan abimiz, Eray babamız, Tolgan kardeşimiz, canımız ailemiz demiş. Vallahi fırın sütlaç. Şimdi ya bu elinize saatte de, Allah aşkına ne olur ya, yani bu saatte göndermeyin değil mi? Elinize sağlık, işin şakası. Bu arada cep telefonumuzdan da gelen mesajlar var. Urfa'dan Kara Toprak ailesinden Mustafa demiş ki biz de buradayız abi, günaydın, iyi yayınlar demiş. Biz de Urfa'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz yine bir kez daha. Yılmaz Altuntaş, mutlu, huzurlu bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Çok teşekkürler Yılmaz'a da. Özdemir At Çiftliği her pazar olduğu gibi ekranın başına yerimizi aldık. Tüm ekibi Özdemir At Çiftliği'nden selamlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Pazar gününün en güzel yanı son düzlük olması demiş. İsmail Coşkun paylaşmış. Son düzlük programını biz birlikte izleyelim mi diye soruyor Taylarımız demiş. Paylaşıyoruz. Günaydın abi, neşeniz daim, şansınız bol olsun. Alanya'dan herkese kucak dolu sevgiler demiş Mehmet Ali Nergis. Biz de Alanya'ya selamlarımızı iletelim. Yener Çelik, günaydın, iyi yayınlar abi derken Ramazal Köksal, yorumlar kapalı demiş. Açtık yorumları işte, sonrasında hemen yorumlarımızı paylaştık. Günaydın canlar, sizin için ellerimle yoğuruyorum. İskenderun'da bir eviniz var, her zaman bekleriz demiş. Valla ne zamandır çiğ köfte de yemedik ama evet, çiğ köfteyi de herkes güzel yapamaz yani, değil mi? Çiğ köfte yapan var, yapan var ama belli ki güzel çiğ köftelerden biri bu. Yani bir çiğ köfte yapan biri de olsa yesek değil mi burada İstanbul'da diyelim. Sinan Aslan, ecdat topraklarından selamlar, iyi yayınlar demiş. Yine Bosna'da Sinan göndermiş. Sinanlar, Sinan abi. Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Yine Özlem Rat Çiftliği'nin fotoğrafı gelmişti. Günaydın, iyi yayınlar abi demiş. Ali Çizik, merhaba abi, iyi yayınlar, keyifle izliyoruz sizleri demiş. Çizik ailesine selamlarımızı iletiyoruz buradan. Ali Rıza Kahraman, günaydın, hayırlı hafta sonları, yayınlar, bugün doya doya sizleri izleyeceğim demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de. Mikrofon başında kim var hesabı paylaşmış. Teşekkürlerimizi iletiyoruz biz de buradan. Selamlar, sevgiler diyoruz dostlarımıza. Evet, bakalım. Özdemir At Çiftliği başlıyoruz demiş. Berkant paylaşmış. Abim günaydın, yayınlar, herkese selamlar. Kendimi çekmeyi unuttum ama Sancar adeta dans etti padokta. Dün şampiyon astrolojisi en son geldi padoğa demiş. Alkışlar eşliğinde demiş. Sertberk Yarışı'nın padoğunu paylaşmış Berkant. Ankara'ya da, Berkant'a da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Şöyle aşağı doğru bakalım, var mı gelen mesajlardan. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Son tazeleyelim bakalım. Evet, Hasan Şimşek, Mersin'den selam olsun. Güzel insanlar, sizleri severek izliyoruz. Bugün sizce Bilir Han'ın performansı nasıl olur? Şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar demiş. Taner Kenru, Adana'dan selamlar. Tek rakibim Raziye demiş. At Raziye var ama o mu? Tabii bilemedim. Taner Kenru paylaştı. Niyazi Konuk, Hakan abi günaydın, hayırlı pazarla, hayırlı yayınlar. Bir pazar sabahı yine bir güzel bir gün. Eray ve Tolga'na da selamlar olsun. Pür dikkat, sizleri izliyoruz. İyi yayınlar. Olsun abi, babamın göstereceği nostaljiyi sabırla bekliyoruz. Bu arada abi emeğinize sağlık, dilinize sağlık. Sizleri seviyoruz demiş. Niyazi, bugün veda, en son kazandığı yarışı göstereceğiz. Bahri abinin, Bahri konuğun veda ettiği yarışı göstereceğiz. Ki çok uzun yıllar at bindi. Dün de biliyorsun programımızda eski yıllardan Suudi Arabistan'da at bindiği dönemleri paylaşmıştık. Selamlarımızı iletelim. Pankartçı demiş ki Hakan baba hala 20 yaşındasın demiş. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz de selamlarımızı iletelim Pankartçı'ya. İyi yayınlar demiş Hasan. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yılmaz Altuntaş, selam olsun herkese, iyi programlar dilerim. Bol başarılar dilerim. Selam olsun herkese demiş Yılmaz Altuntaş. Teşekkürler, selamlar diyelim. İsteyen Ayhan Bayımızdan sizlere ve izleyen herkese selam olsun. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Kafkaslı'dan sonra gerçek tam kan Arap atı Sertberk gözlerimizin pasını silerek benden büyüğü yok, koşan Arap atı yok dedi. Dağyudan Ekirüs'ünü tebrik eder. Şampiyon Sertberk'in başarılı, kupalı, sağlıklı yaşamları olması dileğiyle demiş. Teşekkürler. Yine Fiko Dede demiş ki öncelikle iyi yayınlar. İnsanlara samimi ve değerli olduklarını üzerine basa basa belirttiğiniz, ettiğiniz için teşekkürler. Severek sizleri ailece izliyoruz demiş Fiko Dede. Valla yani bu konuda gerçekten bizim ailemiz gibi oldu değil mi Son Düzlük dostları? Yani artık 22 yıldır bu programı yapıyoruz. Doğanlar askere gitti, döndüler. Şimdi nişan, evlilik hazırlıklarındalar. Yani öyle diyelim baktığımız zaman. Programa ilk başladığı yıllarda doğanlar değil mi? Askere gittiler, evet. Geldiler 20'sinde. Artık evini, işini, gücünü kurup şey yapacak. Dolayısıyla hani koskocaman bir nesil büyüttü Son Düzlük diyebiliriz. Dolayısıyla o samimiyet geçiyor artık, herkesin kimin nereden ne yazdığını, kimin ne olduğunu biliyoruz. Hatta hiç karşılaşmadığımız dostlarımız bile, inanın mesela biz bunu yaşıyoruz, üçümüz de ayrı ayrı yaşıyoruz. Hiç yüzünü görmediğimiz dostlarımız dahi mesela bir tweet atıyoruz, bir yerdeyiz. Hemen soruyorlar işte, veya bir problem yaşadık,
telefonla açarlar. Görmemişizdir ama WhatsApp'tan yazar. Sanki sürekli görüştüğümüz bir dostumuz gibi yazarlar, çizerler. Bu da aslında hakikaten sizin dediğiniz doğru. Biz neyse koyuz, dışarıda da karşılaştığımızda aynı şekildeyiz zaten dostlarımızla. Fiko Dede'ye de buradan selamlarımızı iletelim. Aile tadında bizi izlettiriyorsunuz demiş. Teşekkürler. Ramazan Köksal, günaydın. Tarsus Pir Ömerli Köyü'nden selamlar abi. Oğlum Kadir, yeğenim Deniz ve Asya yaz sezonu açılmıştır. Eray abi, evet Tolga Bey'e de selamlar demiş. Biz de Tarsus'ta Pir Ömerli Köyü'ne selamlarımızı iletiyoruz. Köksal ailesine. Sunay Meydan, tüm dostlara günaydın. Keyifli bir pazar günü diliyorum demiş, sağ olsun. Osman Küçük, İzmir'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum derken. Cihan Kurt da günaydın Hakan abiciğim. Eray ve Tolgan kardeşime selamlar. Mutlu pazar günleri, iyi yayınlar. Tuzla'dan kucak dolusu selamlar demiş. Tuzla'ya da bizden selamlar. Yine sıcak bir Adana sabahından günaydın demiş. Mutlu pazarlar üç güzel abilerim. İki sorum olacak. Avrupa'nın büyüğü Real Madrid oldu. Yeni bir şampiyon adayı mı geliyor? İlk iki koşusunu Kenter kazandı. Bunlara yorum yaparsanız sevinirim. Sevgiler, saygılar olsun Can abilerim demiş. Ahmet 01 paylaşmış. Tevzi Kotanoğlu, Sertberk yaptı yapacağını, başarılar dilerim demiş. Teşekkürler. Özgür Efe Kandur yine Ankara'dan paylaşmış görüntüsünü. Yine Adana'da an itibariyle cehennem kapıları açıldı. Güneş altında tüpe, doğalgaza gerek kalmadan yemek pişir ye resmen demiş Adana'da. Yine hayırlı pazarlar abilerim. Güzel ekibinize selamlar mesajı var. Karacabey'den sevgiler. Bugün Karacabey'de spor ile Bodrum, Karacabey spor ile Bodrum spor maçı varmış. Petri 1. Lig final maçında iki takıma başarılar dilerim. Hak eden kazansın. Playoff içinde geçmesini temenni ederim. Fair play içinde geçmesini temenni ederim. Olacak herhalde. Selamlarımızı da iletiyoruz biz de. Her iki takıma da, gerek Karacabey Spor'a gerek Bodrum Spor'a da başarı dileklerimizi iletelim buradan diyelim. Peki şöyle yukarıya çıkalım. Pankartçı demiş ki, Eray Balcı Baba da yanlış olmaz, olursa da yanlışlıkla olur demiş. Pankartçı paylaşmış. Yanlışlıkla da olmasın. Yanlışlıkla da olmasın demiş. Peki. Aşağıya doğru iniyoruz. Bizde at sevgisi küçükten başlar. At sevgimiz sorgulanmaz demiş. Taner Kenro paylaşmış. İyi programlar yönetici sağlık. Sertberk'in yurt dışında bizi temsil etme şansı var mı acaba? Dubai'deki Orap yarışlarına katılabiliyor aslında bildiğim evet. kadarıyla. Fransa'da galiba oluyor. Başka boyutta atlar onlar. Evet. Yani ne kadar ezilmesi doğru bilmiyorum o atların için. Tolgan İmal Baba, ampulü Edison'u icat etti ama ışığı sen saçıyorsun demiş. Bizi de pas geçmemiş, sağ olsun. Tabii herkese eşit zaten, bizi hepimizi çok seviyorlar, sağ olsunlar dostlarımız. Ben kendimce cevap vereyim, bu işlerden anlamam sizler kadar ama jenerasyonun istikrarsızlığı bir yana, Sertberk'in dereceleri jenerasyondan bağımsız çok iyi bir safkan olduğunu gösteriyor demiş. Fatih Balcıoğlu, herkese selamlar saygılar. Japonya derbisi bugün 2-21-90 bitti. Biz de bir gün bu dereceyi görür müyüz? İyi yayınlar demiş. Göremeyiz. Ey Hakan abi, Alanya'dan günaydın. Sertberk Bey yine bildiğimiz gibi demiş. Orkan Sarı Yılmaz paylaşmış. Sertan Savaşeli Taksim, Metin Yiğit Ganyan Bayi'nden selamlar demiş. Please help, not homeless, need money, my wife has horses. diyor ki hanım at sahibi, eşim at sahibi, evsizlere diyor yardım et, hanıma yardım bekliyor. Peki. Yine nerede o eski atlar? Herkese selamlar, iyi yayınlar, iyi pazarlar. Sizce Sertberk mi çok iyi yoksa mevcut jenerasyon onu zorlayacak birisi olmadığı için bu kadar öne çıktı? Kazandığı yarışlarda tabela yapan atların her seferinde değişmesi atlarımızın istikrarsızlığını da gösteriyor olabilir mi demiş. Günaydın iyi yayınlar abi demiş Tolga Yücel. Yine günaydın iyi yayınlar abim demiş Blue Lagoon paylaşmış. Hasan Şimşek, Mersin'den selam olsun güzel İnsanlar, sizi severek izliyoruz. Bugün sizce Bilirhan'ın performansı nasıl olur? Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Evet Niyazi Konu'nun mesajını da paylaşmıştık, okumuştuk. Gelen bakalım başka mesajlar var mı? Onlara da şöyle bir hızlı bir şekilde bakalım. Hakan abi, Tarım ve Orman Bakanlığı kupası koşusunu verir misin abi demiş. Hakan abi, 2001 Özgün Hilal'le onun yarışını gösterir misin abi? Babama o yarışı şekere binmiştik. Ekürü bitirmiştik o yarışı demiş. Vallahi aldığımız yarış, gelen yarış farklı kardeşim. İlerleyen günlerde de onu da gösteririz şu anda. Yani bu boyacı küpü değil, hemen anında böyle hadi o yarışı açalım gösterelim olmuyor burada. Dolayısıyla onun biraz teknik şeyleri var. İnşallah dünden söyleseydin onu isterdik ama öyle olunca böyle. Eray Baba, gözlerindeki ışıltıyı görebiliyoruz. Bugün İstanbul yarışında şov yapacaksın demiş. Seviliyorsun demiş. Mesajlar da gelmeye başladı. Peki şimdi... Bence bugün biraz tempoyu da arttıralım. Yabancı yarışlar olduğu için bir de nostalji yarışımız var. Adana'da erken başlıyor. O yüzden
Dünkü hemen başlayalım. Düne damgasına vuran koşu, Tarım ve Orman Bakanlığı Kupası koşusu. Önce koşuyu şöyle baştan sonra bir izleyelim. Şampiyon Sertberk koştu. Bir ara izlerken acaba bu sefer geçilecek mi gibi bir görüntü vardı. Kapandı dışarıdan ama içeriden öyle bir yol buldu geldi ki hep birlikte izliyoruz. Ki yerini aldı. Atlar start hakemine girdi. Start verildi ve 74. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusu başladı. 15 numaralı Yıldırım izi 4 boy kadar, 1 numaralı Demir Perde 10 numaralı Adıvar 2'şer boy kadar geciktiler. 8 numaralı Gökyüzü numaraya çıktı. 2 boy fark yaptı. Eküllerden 7 numaralı Aynişan hemen onun ensesine yapışmaya çalışıyor. 2,5 boy kadar geride. 5 numaralı Taşan ilk viraja 3. girdi. Taşan'ın 2,5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Sancar. Hemen bariyer dibinde 13 numaralı Şah Ahmet de önlerden. Yer kapan diğer atlar 2 boy kadar geride. Kır Kumru hemen içinde 12 numaralı Sertberk'i izliyorum. 2 boy kadar geride. Evet 2 numaralı Özü Doğru'nun uğraşları var. 1800 geçirdi. 1 boy kadar geride. Egeberk onun 1 boy gerisine Şimşek Efe geldi. Hemen öne döndüm. Çünkü koşuyu süratlendiren safkanlar Gökyüzü ve Aynişan 1600 geçirirken gerideki Taşan Taşan'ın yaklaşık 30 metre kadar önünde koşuyorlar. Taşan'ın 2,5-3 boy kadar gerisinde 3 numaralı Sancar 1 boy geride. 9 numaralı Kır Kumru 4 boy geride. 2 numaralı Özü Doğru hemen 1 boy kadar geride. Şah Ahmet 2 boy kadar geride. 14 numaralı Şimşek Efe 1400 geçirdiği içinde 12 numaralı Sertberk 1 boy kadar geride. Ege Berk'in gayretten izliyorum. Dışında Selkut 2 boy kadar geride. Can Mete bunun 2,5 boy gerisinde. 1 numaralı Demir Perde 1 boy geride. Yıldırım İzi 2 boy daha geride. Grubun sonunda 1200 geçirirken adı var. Evet Gökyüzü farkı 4 boya kadar çıkarttı. Aynişan'ın presinden kurtuldu. İkinciliğe Taşan girdi. Taşan'ın bir boy gerisinde Kır Kumru. Kır Kumru'nun içinde 3 numaralı Sancar 2 boy geride. 2 numaralı Özü Doğru 2,5 boy kadar geride. Şah Ahmet dışında evet 14 numaralı Şimşek Efe'nin gayretlerini izliyorum. Koşunun son 800'ü geçildi. Taşan liderliği kaptı. Gökyüzünden bir boy fark yaptı. 3 numaralı Sancar'ın dışından Kır Kumru'nun bir boy geriden Özü Doğru'nun gayretleri var. Evet sert de önlere hücum etmeye başlıyor dış kulvarda. Şimdi Egeberk'i de izliyorum. Son 600 metreye bir boy farkla Taşan önde girdi. Sancar'ın gayretleri var ve son viraj dönüyor. Düzye Taşan bir boy farkla önde çıktı. Gerilerde Sertberk yol bulmaya çalışıyor. Bariyer dibine doğru kaydı. Önde Taşan iki boy farkla ilerini koruyor. İçeriden Sertberk'in gayretleri var. Son 200'e doğru geliyoruz. Yıldırım isimli Egeberk'in de dış kulvardan. Demir Perde'nin uğraşları var. İçeriden yüklendi Sertberk. Taşan'a rakip oluyor. İçeriden Sertberk yeniden geldi. Kendisini gösterdi. Taşan'a hakim olmaya çalışıyor. Başarıyor. Sertberk bunu Taşan da veriyor. Sertberk yine geçilmedim diyor. Yine yeniden kazanıyor. Taşan ikinci. Özü Doğru üçüncü. Selkut dördüncü. Demir Perde de beşinci oldu. Evet sayın yarışseverler. Şampiyon Sertberk geçilmezliğini sürdürdü. 9'da 9 yaptı. 74. Tarım ve Orman Bakanlığı koşusunu Mehmet Akyavuz'la kazandı. 7 numaralı Aynişan'la Ekürü koştu. Evet, Sertberk koşuyu kazandı. Şimdi önce ufak bir üzerinden şöyle bir geçelim. Bir tadımlık. Hani hepimiz ondan sonra detaylı analizine başlayalım koşunun. Şimdi açıkçası evet. Mesaj geldi de mesaja bakmış. Şimdi şöyle Sertberk'le ilgili yarış içerisinde olabilecek her türlü aksilik oldu baktığımız zaman. Şimdi startla birlikte buralarda bir şey yok. Tam yarışın en ciddileştiği yerde rakiplerinden biri sayılabilecek Şimşek Efe hemen dışını tuttu. Ki normal bu yarış içerisinde tutulabilecek bir şey. Burada hani özellikle kasti yapılan bir şey olduğu konusunda bir şey yok ama önde de o esnada durmuş bir Gökyüzü vardı. Şimdi arabayla gidiyorsunuz. Önünüzde bir araba normal 80-90'la gidiyorken veya 100'le gidiyorken ana otoyolda diyelim 100'le giderken dışınızda da gerinizde de bir araba var. Fakat öndeki araba trafik tıkanınca yavaş yavaş frene basıyor. 120'den 70'e 80'e bir anda 60'a düşünce siz de arkasında mecbur fren yapmak zorundasınız. Ne yapacaksınız? Ya dışa alacaksınız çıkıp sollayacaksınız. Eğer dışınızda araba varsa duracaksınız. Şimdi burada da Şimşek Efe tam o metrelerde Sertberk'in dışını tuttu. Ve
dışarı çıkacak durumu yoktu Sertberk'in. Çünkü bir önceki koşuda benzer bir durumda çarpıp çıkmıştı. Bu sefer durdu orada. Önde de gökyüzü durunca orada çok büyük bir şanssızlık yaşadı. Göreceksiniz ileride Sertberk tamamen takip edin. Şimşek Efe bakın mor beyaz damalı formalı hemen görüyorsunuz zaten. Arkada dışarıda göreceksiniz. Şimdi o metreler bir kere birinci şanssızlığı yaşamış olduğu yerde. Ondan sonrasında ise tekrardan yerini alabilmesi için en az 200 metre değil mi? Yarışın yeri. Şimdi Sertberk'i aldık bu durumu koyduk. Bakın şimdi buralarda olacak birazdan göreceksiniz. Şimdi bakın Sertberk'i izliyorsunuz. Hop dışınız şu anda tuttu bak görüyor musun Şimşek Efe? Önde de duran bir tane şey olunca mecburen Sertberk orada kaldı. Çıkamadı da arkası dolu, dışı dolu, içi dolu. Şimdi burada en az 2 boy kaybetti. 1 boy, 2 boy kaybettiğini düşünüyorum Sertberk. Yine Sertberk'le ilgili detaylara değinelim. Sertberk mesafe tuttu mu bana göre tuttu. Mesafe konusunda en ufak bir sıkıntı yaşamadı. Sertberk sonlarda sallandı diyenler var. Bana göre sallanmadı. Ve mesafeyi tutacağını nereden gösteriyor biliyor musunuz? Bir Arap atı o kadar gerilerde siz kalıyorsunuz, geliyorsunuz, duruyorsunuz, neredeyse hızınızı kesiyorsunuz. Tekrardan devrini bulup, süratlenip, gelip geçmek dışarıdakiler de handikap atı değil, onlar da açık yarış atı. Bu aslında mesafeyi buram buram mesafe tutacağını gösteren bir detay bence. Dolayısıyla Sertberk'in mesafe konusunda hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Sertberk özelinde düşüncelerim bu. Gelelim Taşan'a. Şimdi burada Taşan... koşunun gerçekten starlarından biriydi. Sertberk'i, ekibini, ilgililerini, Mehmet Akyavuz'u hakikaten kutluyoruz. Gerçekten 10 numara bir yarış bindiler, koştular. Ve müthiş bir performans. Alkışlamaktan başka söyleyecek hiçbir şey yok. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani Taşan var ya, kazanması işten bile değilmiş. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi düzlük dönülüyor bakın. Düzlük dönüldüğünde Vedat Abiş. Şimdi aslında hani şey var ya öncesi sonrası var. Şu Vedat Abiş'in bir Şekerkaya yarışını bir gün bir bulalım. Değişen yarış. Ha. Bir de Vedat Abiş'in bu yarışını bulalım. İki Vedat Abiş arasında bembeyazla simsiyah arasında fark var. İlk yarış binmeye, ilk yarış kazanmaya başladığı dönemlerde yanına at geldi mi at gösteren, at kapatan, daraltan, zaman zaman zıplayan, hoplayan bir Vedat Abiş varken burada son derece fair, son derece rakiplerine en ufak bir hata yapma, yarış içerisinde son derece fair binen bir Vedat Abiş görüyoruz. Şimdi düzlük dönülürken önde gökyüzü gidiyor. Aynı şan Sertberk'in ekürüsü onu hani bir tehlike olmasın veya Sertberk'i biraz daha arkada rahatlatmak için yarışta aksın diye tempo veriyor ama o tempoya dayanamadı gökyüzü zaten kaldı. Ama ve lakin baktığımızda Taşan düzlüğü dönerken yapacağı şey aslında belki de içeriden gelme ihtimaline kadar tak bariyer dibini dönüp orayı kapatabilirdi. Ama yapmadı. Nereden döndüyse düzlüğü o şekilde döndü. Ben yarışıyorsam dedi bu şekilde fair bir şekilde yarışacağım dedi. Neden? Üzerimde temsil ettiğim forma dedi. Birincisi her şeyin ötesinde. Türkiye'nin en büyük ekürlerinden birinin formasını üzerine geçirmiş bir jokey. Bunun bilinciyle bunu yapıyor. İki, geliyorsunuz ne olursa olsun bugün bana yarın sana. Anlatabiliyor muyum? Bugün bana yarın sana. Yarın aynı pozisyonda ben kalabilirim, ben fair olayım, ben doğru olayım. Hani derler ya, hani bırak ben doğru olayım da eğri şeyini bulur. Burada da o noktada. Dönerken kendi düzlüğünde döndü, yolunda döndü ve yarışını yaptı. Yani Vedat'a 10 üzerinden 9.8 veriyorum. 0.2 puanı nereden kırdım kendi adıma da söyleyeyim. O da... Buradan döndükten sonra içerideki Sertberk'in içeriden gelebileceğini düşün ama o özü doğruyu biraz daha dikkate alarak farkındaysan biraz özü doğrunu rakip gördü. İçeriği de iyice açtı. Şimdi unfair bir davranış içerisinde olsa yani fair olmayan bir davranış içerisinde ne yapar? İçeriği kapatır ve şey yapar. Ama Taşan öyle hırslı bir at ki gördü hemen şey yapıyor. Şimdi asıl bir de klik nokta bakın burada. Şimdi burada bu görüntüde bu kamerada çok gözükmüyor. Aslında Sertberk'in de bir şekilde dışarıya açılıp onun da
Taşan'da özü doğruna doğru açıldığı bir görüntü var. Şimdi ben o görüntüyü de rica ediyorum. Gelsin ekrana, o görüntü üzerinden de konuşalım. Sonra hepimiz kendi görüşlerimizi paylaşalım. Arkadaşlar önden görüntü. Şimdi bakın. Taşan'ı görüyorsunuz, döndüğü yere bakın. Sertberk içeriden geliyor. Orada Vedat şunu da yapmadı. Ben bu yüzden Vedat'ı gerçekten alkışlamak istiyorum. Yani bindiği atın hakkını o kadar güzel veriyor ki ve o üzerinde taşıdığı formanın hakkını o kadar güzel. Bakın şimdi. Şimdi ne olacak? Sertberk dışarıya açılırken bak hop orada ve şimdi bir herhangi biri şunu yapabilirdi. Ben bu yarışı değiştiririm diyebilir. Ne yapardı? Dümdüz giderdi. O gelmeyle açılmaz. Sertberk de ister istemez o tempoyla gelir. Bir tane dokunduğu anda Taşan'a bir protesto çekilir koşuya. Ve bu koşu değişirdi. Çünkü tam potaya yakın gerçekleşen bir durum var. Bakın şimdi buradan da göreceksiniz. Sertberk. Şimdi bak gelecek. Şimdi bak. Orada eğer dümdüz devam etse veya birazcık kendi yolunda devam ediyorum dese ister istemez bir temas olacak. Eşyanın tabiatına aykırı olmaması. Ve bunu yapmadı Vedat. Kendi de açıldı, mecbur açıldı. İçerideki at geliyor aman çarpmasın. Şimdi tekrar yarış görüntülerine dönelim. Bu nedenden dolayı jokeyini ben iki kere tebrik etmek istiyorum bu noktalardan. Evet ufak tefek hatalar mutlaka olacaktır. Ve bunu baş jokey dediğimiz değil mi? İsimler de yapıyor bu tip hataları. Yani çok doğal bunlar. Eşyanın tabiatına aykırı. İnsanlar hata yapar. Onlar da kapanıyor. Onlar da yarış içerisinde aksilikler yaşayabiliyor. Bunların hepsi çok çok doğru şeyler. Ama olabilecek şeyler. Doğru şeyler diyeyim. Olabilecek şeyler. Ama Ekürü'de hiçbir zaman şey yapmadı. Bak birkaç tane de hatası oldu. Demedi ki şey diye. Ya işte sen burada bunu yapıyorsun. Bak senden daha çok kazanmış. İşte şu var bu var. Artık o da yok. Çünkü istatistiklerde ikinci sırada. Özcan 1, Vedat 2. 80 küsür tane yarış kazanmışlar. Yani artık bugün Türkiye'nin en iyi jokeyleriyle başa baş. Sen o 5 içerisinde o özgüvene ulaştı. Ama bu özgüvene nasıl ulaştı? Ekürü'nün kendisine vermiş olduğu şansla ulaştı. Öyle değil mi? Şimdi bu kadar bu tip yarışlarda, kısa vade koşularda, grup koşularda, efendime söyleyeyim, başka alternatif jokeylerin binme ihtimali varken Ekürü, ekip, antrenör, at sahibi, her kimse bu şansı Vedat'a verip güveniyorsa, devam ediyorsa eğer bu yolda, Vedat'ın bugünkü inkişafında, gelişiminde çok ciddi anlamda katkısı vardır. Bunu kimse inkar edemez. Bunu başta da Vedat inkar edemez. Yani ahde vefa denen bir şey var ya, bunu ve bakın iyi jokeyler hep böyle oldu. Halis Karataş'ı örnek alalım. Sebahati Duman'la ilk değil mi? Önce kendi atları, ailenin kendi atları. Ondan sonra yıllarca değil mi? Sakal Aydın'ın, Sebahati Duman'ın atlarıyla, Umur abinin atlarında hep onun kendi menajerliğini yaptığı atlarda devam etti, etti, etti. Ne olursa olsun belli, Halis Karataş olduktan sonra tabii ayrı. Ama hiçbir zamanda işte ahde vefası olan bir jokeydir Halis Karataş. Ama bugün Halis Karataş. Gökhan Kocakaya. Selman Taşbek, Duygu Fatura ekibisinde değil mi? Bir ara böyle bir düşüşler içerisindeydi. Güzel bir işbirliği başladı iki ekür arasında. Ki Selman abinin mentorluğunu zaten tartışmamış bir zaman. Gerek Duygu'nun gerek Selman abinin. Çok güzel bir birlikte. Gökhan Kocakaya'nın son dönemlerdeki başarılarına bakın. Değil mi? Bu ekürü ile olan işbirlikleri sayesinde oldu. Vedat'ın da Akso ekürüsü ile olan beraberlikleri ekürünün acı günde de kötü günde de hani bir nevi şey nikah gibi değil mi baktığınızda? İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Değil mi? İşte. Hastalıkta, sağlıkta. İyi günde, kötü günde. Elbette bir Katolik nikahı değil bu. Katolik bilirsin Katolik nikahında kesindir, şey yoktur ama değil. Elbette ki ayrılıklar olacaktır. İlerleyen dönemlerde farklı birbirleriyle anlaşaraktan şeyler olacak. Ama ne olursa olsun bakın, ne olursa olsun. Ekürü'nün vermiş olduğu şansı çok iyi kullandı. Vedat da o ahde vefayı koruyor. Sonuna kadar da koruyacaktır. Ben adım gibi eminim. Şimdi Vedat'a ne teklifler geliyordur? Öyle değil mi baktığında? Yani bir yarışa kaydolduğunda en az 5 kişi arıyordur. Ama menajeri de İsa'nın da ben çok iyi biliyorum ki o da sağdan gelen bir insan. Bu ekürüyle... Zaten Aksoy ekürüsünün atı varsa aramıyoruz. Aramıyoruz. Bizim de atlarımız oluyor.
Varsa aramıyoruz. Ha, çok sıkışırsak Tuğban Bey'i ararız ya da Şahin abi. Hadi dışarıda istenir de. Bir ufak bir pozitif ayrımcılık isteriz belki ama işin şakası tabii ki Ekürün'ün kendi şeyi. Ama ne olursa olsun Ekürün'ün vermiş olduğu şansı ve Vedat da onu yapıyor. Ben diyor bu Ekürü'yle beraber yola. Yazılı bir şey yok. Yazılı bir anlaşma yok. Ama yazılı bir anlaşma varmış gibi at bindiğini nereden görüyoruz biliyor musun? İki şeyden. Bir, orada o Ekürü'nün formasına yakışır bir şekilde fair ata biniyor olmuş olması. İki, evet ufak tefek bazen bindiği binmediği zamanlar oluyor ne olursa olsun. İkinci konu da şu ki yarış içerisinde çok net bir şekilde zaman zaman bazı jokeylerde gördüğümüz gibi teması gösterme, faulü gösterme, işte onu göstererekten komiseri yanıltmaya, yani hakemi yanıltmaya yönelik hareket değil mi? Futbolda öyle konuşuluyor. Sayın futbol sorumlusu. Evet. Öyle değil mi? Hakemi yanıltmaya yönelik hareket. O da bir ceza gerektiriyor. Tabii. Sarı kart gerektiriyor. Yapmıyor. İlk bindiği yarışlar bu ikisi arası dünya kadar fark var. Ben bu anlamda da Vedat'ı canı gönülden kutluyorum. Taşan'a gelince Taşan da ayrı bir tebrik hak ediyor. En az Sertberk kadar hak ediyor. Sertberk'i ayrı bir yere koyuyorum. Sertberk'i pamuklara sarıp sarmala, onu bir de kristal fanusa koy. Al evdeki gizli dolabın içine sakla. Ya da ne bileyim bir yerlere koy. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu çok çok önemli. Sertberk'i ayrı bir yere koyduk. O zaten şampiyon. Aslını fazlasıyla aldı. Bana göre daha uzun süre geçecek. Ama Taşan'ın da ciddi şekilde şu görüntüsüne baktığımız zaman tam bir grup atı olduğunu, tam bir grup atı olduğunu, tam bir karakter abidesi olduğunu görüyoruz. Ve uzun vadede de çok net bir şekilde iyi bir aygır namzeti olduğunu da buradan net bir şekilde görüyoruz. Hem Taşan'ın hem Sertberk'in. Ben Taşan'ın da ekibine ilgililerini canı gönülden kutlamak istiyorum. Çok iyi hazırlamışlar. Antalya'daki yarışları sonrasında geldi. Burada yarışlar koşmaya başladı. Ankara'da yarışlar koşmaya başladı. Ve bu yarışlarda da son derece parlak bir görüntü ortaya koydu. Ben açıkçası Taşan'ın da bundan sonraki koşularında da net bir grup atı olarak bundan sonra çok daha farklı yarışlar yapacağını düşünüyorum. O ön görüntüyü bir daha verin. Bakın Taşan'ın bir de kalitesi nerede ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Önden görüntüyü bir daha verin arkadaşlar. O açılmayla birlikte Taşan orada ciddi bir aksiyon kaybetti. Farkında mısın? Yani dümdüz devam edebilse belki o gelişte, o hırsla daha yakın bitebilirdi. Sertberk belki yine kazanabilirdi ama kafa burun foto bitebilirdi diye düşünüyorum. Bu anlamda da net bir şekilde bir sonraki rövanşta da keyifle bu ikilinin mücadelesini izleyeceğimizi düşünüyorum. Dün Özü Doğru'nu çok tuttuğumu söylemiştim. Çok farklı koşacağını söylemiştik. Özü Doğru da etkilendi bundan. Özü Doğru da aynı şekilde Taşan gibi o da aksiyon kaybetti. O da ona da dikkat. Selkut Padoğ'un en iyi atlarından bir tanesiydi. Bunu yansıttı. Yıldırım İzini yarışı çok enteresan. Değil mi baktığımız zaman? Yani 7. ama biraz devam ettirebilse sanki o da o harman içerisinde yer alabilmiş. Ben Yıldırım boyu da startta kaldı. Evet, startta kaldı ve Yıldırım İzin de yarışını çok çok beğendiğimi özellikle söylemek isterim. Hani artık bu gruplar içerisinde koşarken Yıldırım İzin de göreceğiz diye düşünüyorum. Ve bu anlamda da ben bu koşuya katılan bütün safkanların ekiplerini, ilgililerini kutluyorum. Hepsi gayet güzel yarışlar koştular. Can Mete ile ilgili kumunun bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimşek Efe biraz stres yapmış gibi gördüm padokta. Biraz ter vardı giderken start. Eğer yıkamadılarsa atı bir şey diyemiyorum ama biraz stresliydi. O da bir başka yarışta çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla evet Sertberk'i canı gönülden kutluyoruz. Ama dün için onu en çok zorlayan atında Taşan olduğunu ve bu anlamda da Taşan'ı da hakikaten kutlamak gerekiyor. Dediğim gibi bundan sonra özellikle bu koşularda şimdi buraya şeyin tabii Oğuz Boylu yok artık. Evet. Ama bu gruba bir Cevher'in geldiğini, bir Kara Mustafa'nın geldiğini işte değil mi özellikle bu mesafelerde bakalım neler olabileceğini ama yine bu atlar içerisinde göreceğiz. Bu koşunun rövanşında merakla bekliyoruz. Tabii şimdi Arap Triple Crown'la en yakın isimlerden bir tanesi olacak. Gerçi bu koşu Triple Crown'un ayağı değildi. Ama ne olursa olsun bundan sonralarında da çok keyifli bu grup içerisinde. O özlenen Arap atı yarışlarının en güzel örneklerinden biri olduğu kanaatindeyim. Deyip sözü size bırakıyorum. Ben de köşeme çekiliyorum. 9'da 9. Bu koşuya 8'de 8 yaparak gelmişti Sertberk. Burada da
9'da 9 yaptı. İlk defa bu mesafeye çıktı. Dün şunu demiştik. Bir yarış evvel ilk bir durum yaşanacaktı Sertberk özelinde. İlk defa yaşça büyük rakipleri arasında start alacaktı. O sınavdan geçti. Bu defa da ilk defa bu mesafeye çıkacaktı. 2400 gibi çok uzun bir mesafe tabii. Bu ilkin de üstesinden geldi. Demek ki Sertberk için neymiş? Pist, yaşça büyük rakipleri, yaşıtları, mesafe hiç fark etmiyor. Pist demeyelim tabii. Bütün yarışların içinde koştu. Kumda ama da kazandı. Kazandı değil mi Kumda da? Evet. Koşullar değişiyor ama Sertberk... Yani. Hong Kong şatinde günün en önemli mücadelesi. Grup 3'lü Line Rock Trophy başladı sayın yarısı verler. 5 numaralı Elfie Epi geldi. Dışarıdansa 8 numaralı Silver Express. 2 safkanda liderliği istiyor ve bu liderliği alansa 5 numaralı Elfie Epi oluyor Kara Stitton'la. Temposunu artırıyor ve rakibini arkasında bıraktı 2 boy farkla. 1200 metre start yerine Elfie Epi önde geliyor Kara Stitton'la. Şimdi ikincilikte 8 numaralı Silver Express takibi aldı onu Luke Curry ile. 3 boy gerisinde 3'üncülüğe geldi 9 numaralı My Sugar. Onun 1 boy gerisinde yarış favorisi 6 numaralı Beauty Joy var Zac Purden'la. 2 boy gerisinde 5.likte 3 numaralı Sevi Nine. Sevi Nine'ın hemen dışına geldi 2 numaralı Champions Way. 2019 yılının galibi Champions Way'in 1 boy gerisinde 7 numaralı Cheerful Days. Cheerful Days'in hemen dışına geliyor şimdi 4 numaralı Excellent Proposal. Onun 1 boy gerisinde ise grubun son sırasında yer alıyor 1 numaralı Mighty Giant. Hong Kong şatinde grup 3'lü Line Rock Trophy'de. Son 600 metreye geliyoruz. 5 numaralı Elfie Epi'nin yarım boy farklı liderliği sürüyor koşu. Şurada 8 numaralı Silver Express geldi. Onu şimdi önde rahatsız etmeye başladı. Onu önde yalnız bırakmadı. Geldi farkı yarım boya. Boyuna başa düşürdü. Onunla tek at gibi oldu. Hemen dışlarına da pozisyon aldı. 6 numaralı Beauty Joy. Heyecan, hırs, inat, mücadele, kapışma başladı. Grup 3 The Line Rock Trophy'de. Orta kulvardan 8 numaralı Silver Express geldi. Dışından da 6 numaralı Beauty Joy sprinte kalktı. Silver Express hakim oldu. Dışarıdan Beauty Joy. Mücadeleyi bırakmadı. Geldi. Hırsla, inatla, heyecanla rakiplerin arkasını aldı. Grup 3'lü Lirak Trophy'de tarih yazdı. 12'de 8 yaptı. Zac Purden da bu önemli koşuyu kazandı. Beauty Joy 12. startında 8. birinciliğini elde ediyor. Yarışın favorisi Grup 3'lü Lirak Trophy'yi Zac Purden'la kazanıyor. 7 numaralı Cheerful. Evet Tolga. Evet, yarım kalmıştı. Bu defa da mesafeye ilk defa çıktı. Bu soru işaretlerini de bertaraf etti zaten. Ekip olarak da bekliyorduk böyle bir performans Sertberk'ten. Bütün Türkiye bekliyordu. Bütün at severler bekliyordu. Bu beklentilere de karşılık verdi. Böyle atlar hep söylüyoruz. Atçılığımızın ileriye gitmesi adına yani genel olarak sadece Arap atçılığımızın değil. Daha fazla spor severlerin işte yeni yarış severler kazanmak adına teveccüh gösterecekleri fenomen atların oluşması hepimizi ziyadesiyle mutlu ediyor tabii sektörün lehine. Tabii Arap atçılığı için de bence kartları yeniden dağıtabilecek bir aygır olacak ileride. Kesinlikle. Öyle görünüyor. Yani farklı bir yapısı var safkanın. Gerek eşkali, işte gerek ortaya koyduğu performansları, gerek her mesafede kazanıyor oluşu. Kolay kolay sahalara gelmeyecek özellikle atlardan bir tanesi. Çok şükür ki ekibi de onu harika bir şekilde koşuyorlar. Doğru yarışlar seçiyorlar. 2400'e çıkmaları baktım biraz eleştirilmiş ama şimdi grup bir yarış. Atınıza güveniyorsanız, mesafeyi tutacağına inanıyorsanız, analiz edersiniz atınızı. Koşmaları bence gayet doğaldı. Mesafeyi de hiç yadırgadığını düşünmüyorum. Senin de dediğin gibi abi yarışı baştan alalım. Yani yaşayabileceği birçok aksiliği yaşamasına rağmen kazanıyor olması ve öne geçtikten sonra da bilmiyorum ben başka bir yarış mı izledim. Bazı yorumlar vardı ya fotoya girerken işte durdu yavaş. Tam tersi ele aldı yani o kadar. Yani çok rahatladı zaten tamam. Öne geçtikten sonra. Bilmiyorum Meray da herhalde aynı. Aynı fikirdeyim. Çok, bence çok kolay bir yarış kazandı. Yani farklar yakınmış gibi gözüküyor. Riske girdi evet, yarış. Kötü yerlerde kaldı. Evet baştan verelim bu yarışı. Startla birlikte. Şu öndeki mücadeleyi de görelim. 200 metre bile koşar bu at yani. Mesafeyle ilgili çok problemi yok. Çünkü farklı atın fizyolojik üstünlükleri var. Evet, evet. Tamam mı? Bu üstünlükler de böyle 400 metre de 800 metre de falan bertaraf edilebilecek veya safkanı zorlayacak
derecenin üstünde yani Safkan'ın fiziksel üstünlükleri, öyle söyleyeyim. Fizyolojik durumu, yapısı, anatomik yapısı zaten bakın. Göğsü harika, sağrısı çok güzel, geniş, orantılı, mükemmel bir at. Yarışta Ekürü'nün taktiği doğru esasına bakarsanız. Yarışın rahat koşulması tabii ki de favori atın işine gelir. Sertberk gibi koştuğu yarışlarda da genellikle kapanan bir at olduğu için böyle koşulmasını ister tabii ekip. Doğru analiz etmişler ama aleyhlerine bir durum oldu. Niye? Gökyüzüne çok yoğun pres olunca Aynişan zaten erken daldı. Gökyüzü de bir anda durdu. Bu defa arka grup akordeon gibi birbirine giriyordu neredeyse. En çok da Sertberk etkilendi bundan. Hani neredeyse kaş yapalım derken göz çıkıyordu. Dikkat edelim biraz sonra. İşte Taşan ikincilikte, Taşan'ın da biraz aleyhine olduğunu düşünüyorum. Gökyüzünün erken pes etmesi. Bir anda kendisini erken önde buldu Vedat. Ona rağmen panik yapmadı. İdareli bir şekilde düzlüğe çıkarttı Safkan'ını. Ama ne olursa olsun 1-2 saniye tempo kaçtı tabii. Bakın burada Gökyüzü bir anda durunca, yani Taşan'ın niyeti 800'lerde öne çıkmak olduğunu zannetmiyorum ben. Kendisini önde buldu. Kendi temposunda önde bulmuş olsa da bir şekilde artık yeni hedef önde Taşan oldu. Taşan'ı yakalamak oldu arkadaki atların yeni hedefi. Dolayısıyla da buna rağmen ben Taşan'ın da çok çok iyi koştuğunu düşünüyorum. Bakın burada. Yapabilecek hiçbir şey yok. Şimşek Efe'nin jokeyinin de kendi yerinde kaldığını görüyoruz. Öyle gideyim sert belki oradan çıkartmayayım gibi bir derdi yok. Gökyüzü de artık burada iyice yavaşladı. Sertberk 200-300 metre kadar arkasında oyalandı mecburen. Çıkamadı yani, orası kapandı. Buna rağmen, yoksa şimdi Sancar'ın falan hemen yanında çıkacaktı. Daha kolay düzlüğe ulaşacaktı. Hani Vedat niye bariyer dibine gitmedi? Bariyer dibine gitse Sertberk daha rahat kazanır. Orta kulvar açık kalacak, dışından gelecek. O da inayi değil yani. Şeyde Mehmet Akyavuz, öyle değil mi? Hani bariyer sert... Ama devrini bulmuş Taşan. Bir Sertberk gelirken, şimdi devrini bulmuş bir Sertberk, orada hani son metre, şimdi viraj dönülürken gitse haklısın. Onu diyorum işte, ha, tamam, dönülürkenden yoksa bahsediyorum. Yoksa hani son 400'de içerisi açıkken ben hani kapatayım içeriye geçeyim derse dışarı alacak, o Sertberk'in aleyhine olurdu. Onu viraj diyorum. Dönülürken eğer alırsa alsaydı. Evet, ya o zaman da belki yine şöyle bir şey olurdu, dönülür dönülmez, son düzlüğünü alalım. Son düzlüğünü alalım, Sertberk... İçerisi açık olduğu için bariyer dibinden gidiyor. Taşan bariyere sıfır dönse Sertberk de onun dışını alacak. Bu defa dıştan gelen özü doğruyu görmeyecek Taşan. Belki ikincilik riske girebilecekti. Bakın şurada. Taşan şimdi burada içeriye biraz daha kaysa Sertberk dışına çıkar. İçeride bir atlık boşluk olduğu için de Mehmet Akyavuz doğru bir şekilde oradan girdi. Evet, Vedat çok fair bindi. Zaten olması gereken de budur. Bakın buradan sonra... Vedat hissediyor, kamçıyı dışarıya alıyor, yanaşıyor biraz. Bakın bir adım o geliyor, bir adım da Sertberk geliyor. Sonrasında Sertberk'inki biraz fazla kaçıyor tabii. Son 1-2 aksiyonu tam yarış biterken de olsa, evet biterken de olsa bir etkileme söz konusu. İki yarıştır şanssızlıklar yaşıyor, buna rağmen kazanıyor. Zaten şampiyon böyle olunur. O içeriye girip oradan çıkacak gücün varsa şampiyon olursun. Yoksa orada Sertberk o hızla gelmese, biraz gevelese, biraz oyalansa Taşan her adımda orayı daraltacak belki de. Yani biraz daha yaklaşacak diyeyim. Ama Sertberk o içeriye girmesiyle bir anda hızlanması, oradan çıkması bir olduğu için yan yana geldiler. Güçlü at, o da biraz ona yanaştı. Vedat'ın da çok yanaşma pozisyonu kalmadı. İçeride biraz daha, yani at ismi vermeyeyim de, biraz daha böyle olduğu yere basan, yavaş yavaş gelen bir rakibi olsa... Aynı pozisyon olmaz. Belki yanaşacaklardı. Biraz daha mücadele sıkı olacaktı. Ama Sertberk o kadar güçlü ki içeriye gelmesiyle hemen hakim olması bir oldu. Çok fazla istasyon yapmayınca da Vedat'ın da çok içeriye gelme pozisyonu kalmadı oradan sonra zaten. Şurada da son aksiyon. Sertberk biraz elinden kaçtı yani Mehmet Akyavuz arkadaşımızın. Tebrik ederim. Muhteşem bir at. Harika bir jokey. Uyumu diyelim. 9'da 9. Bir iki yarışlarında aksilikler yaşadılar birlikte ama işte dediğim gibi bu aksiliklere rağmen kazanıyorsanız işte Sertberk oluyorsunuz, Wings oluyorsunuz, Zenyet de oluyorsunuz. Onların da başına yarışlarda aksilikler geliyor ama buna rağmen kazanıyorlar işte. Şampiyonlar, bir şampiyonu grup atıyla şampiyon yapma arasındaki fark da işte bu nüanslar.
Taşan muhteşem koştu. Harika bir at. Hem konformasyonu hem hırsı, karakteri inanılmaz bir at. İnşallah daha yakın güzel mücadelelerini izleriz. Özü doğru o çıkışını burada da artık sürdürdü ve ben de grup atayım diye tescillenmiş oldu bu yarışla birlikte. Selkut geçmiş dönemde işte üçlü dörtlü döneminde bu yarışları yapıyordu ama bir süredir çok istenileni veremiyordu. Bu koşuya da katılıp katılmama arasında ekiple tereddütlü olduğunu biliyorum ben. Fakat yazdılar. Uğur Temur da harika bindi. Tebrik ediyorum. Güzel bir dördüncülük. Çok da ciddi bir fark yok. Sert rakipleri olmasına rağmen. Demirper'de bence iyi koştu, toparlanmış. O da bir sonraki yarışına daha yakın geleceğini düşünüyorum. Şimşek Efe, Yıldırım İzi bunlar da yarışın iyilerinden de. Sertberk'in artık yolu açık olsun diyelim. İnşallah 10. yarışından da yine aynı alnının akıyla ayrılsın. Böyle atlara ihtiyacımız var. Bu arada tabii Taşan'ın da mesela baktığımız zaman kum, çim, sentetik her türlü listede başarılı olduğunda yani, görelim. Bir ekrana verebilecek misiniz bilgisayarımı? Bu minnak Sertberk. Sertberk. Yani şu. Kır doğmuyor biliyorsunuz. Evet. Atlar. Sertberk. Yani nereden nereye? Nereden nereye? Onu da bir paylaştım işte. Bu şampiyon doğuyor. Hani yeni umutlar, yeni taylar doğuyor. Evet. Yeni sahaya geliyor. Bakıyorsunuz anne, yandaki de Adel'in annesi. Yeni taylar doğduğunda hep bir heyecan vardır. Hani o bahtına, alnına yazılmıştır denir ya işte. Öyleymiş. Onun alnına da, bu tayın alnına da Sertberk olmak yazılmış. O şampiyonluk yazılmış. Onu da buradan gösterelim istedim. Paylaşmak istedim. Harika fotoğraf. Evet. Peki Eray, söz sende. Ya, gücünün sınırı olmayan bir at izliyoruz. Yani çok çok farklı, çok özel. Yakın zamanda da muhtemelen izlemediğimiz bir at. Evet, çok iyi atlar izledik. Ayabakanlar, Kafkaslılar, Turbolar. Ama o jenerasyondan sonra da gelmedi yani. Öyle. Yani evet, yani bu ya sanki hepsinin ötesindeymiş gibi bir görüntüsü var. Son iki yarıştır Mehmet Akyavuz çok ciddi şekilde yarışları sıkıntıya sokuyor. Ama at, yani ona rağmen ya bana mısın demiyor yani. Bir de farklı dezavantajlarla koşuyorsun. Evet. Biliyorsun 6 ay koşmadı. Geri geldi, İstanbul'da kazandı. Sonrasında ilk kez 4 yukarı koştu. Ankara'da kazandı. Kenter yaptı. Kenter yaptı. 2400 mesafesine ilk kez çıktı. Yarış içerisinde yine çok kötü yerlerde kaldı ama değişen bir şey olmadı. Nazar değmesin. Benim söyleyeceğim en önemli söz o olacaktır. Allah nazardan korusun bu gibi safkanları. Jenerasyonun tartışmasız en özel, en iyi, en farklı atı yani Sertberk ve diğerleri olarak ayırmak gerekiyor. Bence yarış içerisindeki diğer atlar yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Ve bakmayın hatalara rağmen yine Sertberk koşuyu kazanan taraf oldu. Yarın öbür gün yarış içerisinde çok farklı sıkıntılar, problemler yaşamadığı sürece bu görüntüdeki bir atın kolay kolay geçilme şansı yok. Hep beraber izleyip göreceğiz ama hayranlıkla izlediğimiz bir at. Mehmet Akyavuz'a 9'a 9 yaptı ama Mehmet Akyavuz yani iki yarıştır hiç olmayacak şeyler yapıyor. Altında bu denli güçlü bir at varken yarışları bu kadar sıkıntıya sokmaya bence hiç gerek yok. Daha soğukkanlı olması gerekiyor ki son 2-3 yıldır da Mehmet Akyavuz aslında belli seviyenin, belli kalibrenin biraz daha üzerinde atlar binmeye başladı. Şimdi böyle bir at yakalanmışken hiç gerek yok Mehmet, artık sen açtın yani bazı şeyleri. Daha dikkatli olman lazım. Aksi takdirde bu denli büyük şampiyon safkanlarla ya bir kez daha buluşma şansın olmayabilir. Bunun kıymetini bence bil. Son iki yarıştır şansın da biraz yaver gitti. Gerçekleri konuşmak gerekiyor şimdi. Dost acı söyler diye bir söylem vardır ya, biz şimdiden söyleyelim sonra. Ben şimdi dediğin doğru, hani evet. Sen katılıyorum hatalar eksikler konusu ama ben Daidon Ekürisi'nin hani nasıl diyoruz Tuğman'ın Zetaksu Ekürisi'nde Vedat Abiş'te devam edeceğine eksileri, hataları, doğrulara karşı. Bu safkanın bugünkü bu kadar başarısında da
Yani dediğin çok doğru. Bak bu arada katılıyorum. İki yarıştır. Evet. Aksi ama yani Mehmet Akyavuz'un da bu atın Sertberk'in Sertberk olması da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Ekürü'nün herhangi bir jokeye gidip de işte biz binelim şudur budur. Yani ben Ekürü'nün vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani kendi adıma söylüyorum. Buradan senin dediklerini şey alacaktır. Mehmet mutlaka kulak arkası etmeyecektir. Yani şey anlaşılmasın. Senin dediğine %100 katılıyorum. Çok doğrusun. İki yarıştır şeye kurtarıyor. Kendini. Biraz burada da aksilik de yaşadı. Burada aksilik de yaşadı. Gitmedi. Ama bak ne Tuğba Nizet Aksoy Ekürüsü Taşan'a gider başkasına verir. Ne de bence yani ben kendi gördüğüm Ekürü'nün hani genel tavrına bakıyorum. Ne de Sertberk Mehmet Akyavuz'dan başkasına. Ya bir de o kadar güzel bir şey var ki at geçirmiyor. Jockey hep aynı ya. Özlem duyduğumuz şeyler yani bunlar son zamanlarda. İşte bütün mesele de o. Evet. Şimdi aslında bir tarih yazılıyor. Evet. Hani bu tarih yazılırken. Tarihiyle birlikte yazılırlar. Evet. Hani senin çok daha dikkatli olman lazım. Şimdi düşünsene 9'da 9, 10'da 10, 11'de 11 yani bunun belki de sonu yok. Belki biraz da o da baskı yaratıyor olabilir. Ya olabilir ama bence artık onu hani aşabilecek seviyeye geldi Mehmet Akyavuz. Bence bir dahaki yarış. Belki 5-6 sene önceye gitsen derdin ki Mehmet Akyavuz bu yükün altından kalkamaz. Ama şimdi son 2-3 yıllık süreçte binmiş olduğu atlara, kazanmış olduğu yarışlara baktığım zaman bu tarz safkanlarla baş edebilecek, o ağırlığı kaldırabilecek seviyeye geldiği için ben bu... Aslında eleştiri de değil. Ben tamamen iyi niyetimle, dostane bir şekilde benim uyarım. Onun dışında Mehmet Akyavuz'u yok tabii canım, gayet. Çok seven biriyimdir. O da zaten muhtemelen son iki yarıştır yaşananların farkındadır. Evet. Bundan sonraki yarışlarda çok daha soğukkanlı olacaktır. Onun dışında Taşan'ı kutlamak gerekiyor. O Antalya'da Cevher'i geçmiş olduğu yarışta acaba tesadüfü mü diye birçok kişi yorum getirmiş olabilir ama o yarışın tesadüfi olmadığını Safkan buradaki performansıyla gösterdi. Özü doğru da koştu orada galiba. Yine. Olabilir. Beraber o da orada koştu. Tabii Taşan'dan bahsetmişken çok güçlü kanatından da bahsetmek gerekiyor. Göl. Baba Tümözbey, anne Kamuran, biraz daha geriye gittiğimiz zaman Göl. Bu kanatından herhalde kötü koşan yavru yok denecek kadar az. Yani bu gücü, dayanıklılığı biraz da oradan alıyor Taşan. Bu arada Taşan. Orada bir ufak bir detay ekleyeyim mi? Hani eleştiriliyor yani yok işte şu yabancı kanlar şunu, işte Göl devlette. Tabii. Doğru abi. Yani bugün Sultan Suyu'nun elinde aslanlar gibi bir tane kısak var. Kamuran. Evet. Değil mi baktığımız zaman? Kamuran bugün Taylor'a geliyor koşuyor. Şey de onda değil mi? Kamus'ta şeyin değil mi? Bu aynı Kamus. Kamus evet, kardeşi. Kamus işte kardeşi. Abisi. Baktım. Abisi. Yani, kardeşler yani. Abisi. Evet. Şimdi Kamus'ta buyurun. Kurtel aldı, geldi, koştu. Yani hani devletin elinde de Göl bugün çok iyi bir kanattı. Tabii. Bana göre o kanattını yani bu işte hani yabancı menşeili kanlar diyoruz ya. Şimdi tek bir aygır üzerine çok gitmenin anlamı yok. Belli bir süre sonra o kadar hani bizim Türk-Arap atı kanı iç içe o kadar geçiyorlar ki zaten belli bir süre sonra bizim hatlara uygunluk sağlayabiliyorlar. Ya anlatabiliyor muyum? Buyurun işte geliyor. Şey hani yabancı kan diyoruz. Buyur işte devlet yetiştirmesi hem devletlerinde var Sertberk'te Baba Berksoy özel de bir tane yabancı kan şimdi yok, bak, yok, demin yok. Baktım hatta pedigrisini bir inceledim. Cahide Berk üzerine kurulmuş şey aşağılar Cahide dolu. Baktım şöyle geriye dönük Berksoy'da bir tane şey yok. Yok bir tane yabancı. Bir kanı. Tane yabancı bir şey. Berksoy'da diyorum. Sertberk'te bir tane yabancı görmedim. Ama buyurun geliyor işte ne yapıyor? İçinde yabancı geliyor. Aslanlar gibi geçiyor. Yani şimdi bu kadar bu işin böyle hani dallanıp budaklanıp alevlenmesi falan. Yani hakikaten ya bakın otun kilosu şu kadar olmuş. Talaşın kilosu bilmem ne kadar olmuş. Yemin kilosu bu kadar. Biz bunları konuşurken neleri tartıştı durumdayız? Yarışların biraz keyfine bir şey yapalım. Keyfinden, izleme, seyir keyfinden açıkçası tad almaya bakalım. Buyurun geliyor geçiyor ve devletin elinde olan değil mi? Sultan Sünnet, Tümözbey, aslanlar gibi. Bak Tümözbey, iki tane bende hayal kırıklığı aygır vardı. Taşan kırdı. Ha? Biri Kurtel, at Kurtel'den bahsediyorum. Arif Bey'den bahsetmiyorum. Kurtel, bir de şey. Tümözbey. Tümözbey. Bana göre hayal kırıklığı aygırlar. Bir tanesi de Hisar Bey'dir. O da yani evet. Şu anda bir şey çıkmadı. Ama
Buyurun tüm Özbey kırdı. Hem de öyle bir kırdı ki aygır olacak, bu belli. O kadar net güzel tabii, bir görüntüsü var ki yani tam bir aygır olacak ve çok güçlü kanatlıyla çok şeyle baktığımızda. Şimdi Arapların mendipi olur bakarsın. Ya olabilir Ekürün'ün şeyinde. Sonuç itibariyle devlet satın alabilir. Alabilir tabii, grup bir performansı yani grup bir var. Performansı var atın. Şey var, belki devlet gelecek oturacak Aksoy Ekürüs'te pazarlık yapacak, alacak atı belki de yani. Şimdi bu da var, aygır da olabilir. Şu anda koşuyor, biz koşmanın keyfini sürüyor. Ama Tümöz Bey'den işte buyurun çıktı. Şimdi Kurtelli Hisar Bey de varsa. İnşallah Hisar Bey'le de biz bir şey bir yapalım. Aygır bir aygır göndeririz. Geriye kalıyor şey. Kurtelli de aslında çıktı bir geçenlerde. Bir iki tane çıktı. Yavaş yavaş göstermeye başladı onlar da kendilerini. Yani dolayısıyla baktığımız zaman son derece güzel. Artık o kanlar iç içe geçe bir şekilde. Bir de Arap atını kaliteliyse böyle dörtlü beşli sabrede geliyorsanız. Evet. Bakın işte özü doğru. Geçen yıl şartlar falan handikap koşuyordu. Handikap şartlı koşuyordu. Şimdi ama şimdi geldi grup biri. Aa, bu kadar güzel. Bir önceki koşusu da belli etti, evet. Doğru. Bir de bu böyle iki tane sert rakibe denk gelmese rahat bir yarış kazanıyor. Evet. Yani Eray sen hani kağıt konusuna girince ben orada bu göl konusunu özellikle konuşmak istedim. Buyurun işte devletin elindeki aslanlar gibi de koşuyorlar işte yani baktığın zaman. Bu arada ben yarışın tabelasını merak ettim de. Ateş topu şey deyince, özü doğru deyince. Birinci Sertberk, ikinci Taşan, üçüncü Özü Doğru deyince kim oldu? Selkut. Yok canım, dördüncü Aslan Tepeli oldu. Niye? İkramiye bak, dördüncü ikramiye. Dünkü iddiayı şey yaptım. Baktığın zaman da öyle değil mi? Telefon kazançları o kadar dördüncülük kadar mı? Dördüncülük kadar. Dolayısıyla koşmadan. Yarışın dördüncüsü koşmadan. Yalnız Sertberk var ya, evet. Vallahi sahipleri kadar Aslan Tepeli de mutlu ediyor her yarışında. Dolayısıyla hakikaten keyifli. Herkese faydası var. Herkese böyle bir at alamaz. Yalnız bu Taşan'da bir şey sezmiyor musunuz? Dur Allah aşkına şimdi öyle bir cümle söyleme. Yok yok yani tam bir Cevher havası var. Evet evet, inatçı, evet. Doğru. Yani şu an Cevher biliyorsunuz çok Cevher'le beraber koştu. Onun yerini alabilecek. Sanki yani. Onun yerini alabilecek potansiyelde o inatçı yarış, evet. Karakteri mesafe tutan bir at. Onu nerede gördün biliyor musun? Geldi ya Sertberk gördü, evet. Bir uzadı hemen şöyle bir. Evet. Bak o diğer görüntüyü verin arkadaşlar. Zaten Cevher'i lütfen girip normal geçen bir kaç tane at var ya. Tabii. Cevher'in yani onun hani düz normal boşluğu doldurabilecek bir at izlenimi aldım ben. Olabilir. İnatçı Taşan yarış çok karakteriyle, benzer stildeki karakteriyle özel bir at. Tabii bütün bunlar hani aslında Sertberk'in olmayacağı koşullarda farklı yorumlar getirebiliriz. Olabilir. Evet. Orada çünkü Demir Perde'yi de ihmal etmeyelim. O da bence o da geri döndü yani artık, evet. Yavaş yavaş. Demir Perde de tabii. Ya kötü koşan at yok. Şurada bakıyorum şeye kadar. Aslında hepsi Yıldırım'ın en arkada şu anda. Yıldırım'ın yarışı koşu. Zaten bak Yıldırım'ın çok enteresan bir yarış yaptı. O bir mesaj gelmiş. Abi Halis abi son yüzde hoplayıp zıplıyor mu diye bir mesaj var. Yani pek zannetmiyorum ama belki hani son metrelerde bir yarışta şey olmuş. Ben anlık görmedim. Bir aksiyon bozukluğu vardır, bir şey vardır. Ha, ondan olabilir. Ben çünkü Halis Karataş'ın öyle asla o şekilde bindiğini görmedim. Koşunun beşincisi, dikkat etmekte fayda var dışarıdan gelirken. Bir bakalım. Evet Eray, gölden girmiştik konuyu. Evet, çok şey söyledik. Ancak yani 15 at start aldı burada. Yani birçoğunun bu koşuda koşabilecek potansiyelde atlar olmadığı gerçeğini de bence atlamamak gerekiyor. Son yıllardaki belki de en vasat diyebileceğimiz Tarım ve Orman Bakanlığı koşullarından biriydi aynı zamanda. Önceki yıllara geri dönüp bakarsanız at kaliteleri hep çok daha farklı seviyelerde olmuştur. Burada tabii bu Sertberk'in başarısını küçümsemek gibi algılanmasın. Zaten atla ilgili ilk koştuğu günden itibaren düşüncelerimizi birçok yarış severlerimiz yakından takip etmiştir. Çok net yorumları yapmışızdır. Tartışmasız da jenerasyonda en özel at konumunda şu an. Özü Doğru'nun yarış performansı oldukça parlak. Selkut daha alt gruplarda bile gelemiyorken burada en azından rakiplerinin hemen dibinde dördüncülük elde etmesi önemli. O da benzer mesafeyle ilk koşuda yarış kazanmaya yakın, ancak grup bir koştuğu için biliyorsunuz uzun bir süre şart 3, şart 4 koşamayacak. Şart 5 galiba koşma şansı var. Can Mete ile ilgili de çok uzun zamanlar burada kumda koşmuş olduğu yarışlar süresince umarım çime çıkmaz diye söylemiştik. Yani çime çıkması Can Mete'den çok şey alıp götürecektir. Ekip de muhtemelen bu işi çok iyi bilen bir ekip. Bu yarıştan sonra çok fazla çim pist denemesi yapmayacaktır.
şartlar değişir, yarışlar kum pistte koşulur. Bu kez Can Mete rakiplerinin çok daha önünde değerlendirilebilir. Ben de Şimşek Efendi'nin de Can Mete'nin de kumda çok daha, sentetik de dahil olmak üzere buna, çok daha farklı yarışlar. Şimşek Efe nispeten yapıyor da Can Mete için bence kapandı. Aynen Şimdi öyle. Defterini kapatmıştır. Ekip çok ısrar edecek bir ekip değil. Bence de. Bu işi çok iyi bilen ekip. Sabah da atı gördüm. Can Mete'yi öyle gelmiş, çok... Üzülmüş gibi bir hal yok. Yok, iyiydi. Evet, maşallah. Öyle olmasını da çok isteriz. Ölçü alınmasın. Pist odaklı sorunlar bunlar. Kötü koşmasının nedeni sağlık sorunu değil. Tamamen Çin pistle ilgili. Şöyle de bir yorum getirebilir yarışsever dostlarımız. Ya kardeşim bunu söylüyorsun da bu at taylığında Çin pistte kazandı. Şimdi taylığıyla devamında bir olmuyor. Bilirsiniz 2 yaşlı İngilizler, 3 yaşlı Araplar yarış hayatlarına yeni başladıkları dönemlerde çok fazla pist ayırt etmeyebiliyorlar. Ama o orijinsel özellikler belli bir yaş sonrası biraz daha oturduğu için devreye giriyor. Burada da Can Mete'nin maalesef o özelliği devreye girdi. Ölçü alınmasın. Benim hayranı olduğum bir diğer at da Can Mete. Evet. Şu şeyi merak ettim de hani grup koşular Kaysbert'e açıldıktan sonra hani Kaysbert hepsini domine edecek şeyi vardı da Kaysbert şeyine baktım da evet Kaysbert koştu 12. olmuş. Gökyüzü koştu işte. Ya biliyorum canım. Evet. Yani farkındayım gökyüzünü. Ben işin teatral şeye Anladım. Sokuyorum. Evet baktım Kaysbert koşmuş 12. olmuş. 2400 metrelik yarışta mesafe uzadıkça geçen programda söylediğime geliyor işte. Mesafe uzadıkça eksik şansları koşuyorlar. Eksik koşuyorlar. Zaten 10 tane de bir tanesi mesafe tutuyor Kaysbert'lerde. Onlar da zaten farklı yani hani oldukları için. Şöyle bir merak ettim. Baktım kim var diye şöyle bir de. Hani baktım da onu gördüm. Kıssak babası olarak da bakıyorum orada da göremedim. Demek ki. Akıllı koşuyorlar. Burada 2400'e gelmiyorlar. Bugün İstanbul'daki 2000'i koşuyorlar. 2000 Kara Mustafa'nın koşmuş olduğu yarış. Doğru olan o. Sülümbike koşular... için 2000'e bile çok genelde tercih etmemeye çalışıyorlar. Mümkün ama şartları kapalı olunca. Ya işte Allah aşkına bir isim, bir kan üzerinde böyle durup da şey yapmamak gerekiyor. Artık bu kanların hepsi dediğim gibi Görlü, Malibu Görlü, efendime söyleyeyim Kaysbert'i, şusu, busu, Emaeli. Artık bizim o Türk-Arap atı dediğimiz kanlarla iç içe girmiş, birbirini özümsemiş. Baktığında da şimdi Allah aşkına şu şeye bakın. Bir dondurun taşanı bir yerde ya da bir takvimine bakalım bulalım görelim bir şey yaptığında. Yani baktı eşkal olarak tam böyle güzel bir Arap atı görüntüsü var değil mi? Kuyruğunu kaldırıyor, boynu bilmem nesi var. E nedir bu? Öyle değil mi? Vur geride de gördüm ben onu. E bakıyorsun yani atın eşkalini bozan bir durum söz konusu. Türk atlarında o kadar Türk Arap atları o kadar baskın ki bazı bir noktada. Hatta o kendi içerisinde o kan yoruluyor, gidiyor, şey yapıyor. Dolayısıyla ben hani açıkçası Arap atlarında da son derece keyifli yarışları izleyeceğimizi düşünüyorum. Sert Berk'in de her şekilde uzayan mesafelerde bu kanları da geçebileceğini de gördük işte burada aslanlar gibi. Bir tane baktım pedigriye yok. Cahide Berk eşleşmesi yapılmış. Aşağılarda Cahide, yukarıya Berkeç'i Berk soyuna çekmiş de Berk hattına çekilmiş. Cahide Berk. Aynı kan pedigri kimde var? Kırdeniz'de var. Can kardeşlerde. Onda da var. Kırdeniz'de. Yani şampiyon bak Berk şey Cahide Berk Kırdeniz. Can kardeşler Berksoy. Hadi şimdi elinde bütün Cahide olanlar Berk hattına koşsunlar bakalım. İşte buradan değil mi baktığında. Şimdi sen demin söyleyince evet. Baktım şeye de yabancı kan var mı diye. Direkt yok. Yok. Peki. Evet. Var mı ilaveler? O zaman bir Tarım Bakanlığı koşusu daha geride daha kaldı. Geride son kaldı. 11 yılın en iyi derecesi çıktı bu arada. En son Onur Kağan 41'e düşürmüştü. O 41'den sonra en iyi derece. Ve Triple Crown'da yapmış oldu Sayın Tepeli 3. şey dereceyle. Peki. Bu gidişte daha çok yapar. Peki hadi bakalım gelelim şeye. İzmir Jandarma koşusuna. İzmir Jandarma koşusunda starttan aldıysanız starttan izleyelim onu bir. Tabii hangi at diye soracak arkadaşlarımız. Pıtır. Pıtır'ın kazandığı at. Bir getirirlerse arkadaşlarımız ekrana İzmir'den bahsediyoruz arkadaşlar. Geldi. İzmir Jandarma koşusu başladı sayın yarış. Bu şey ne at ya? Klasiye grubun 3 boy kadar gerisine kaldı. Koşunun lideri... Bakın burada Gökçe Star
bir aksilik yaşadı. Bir daha starttan verebilir miyiz arkadaşlar? Orada birçok safkan etkilendi. Bu koşuyu bir daha starttan verelim lütfen mümkünse. Numarayı almaya çalışan Gökçe Star orada bir tökezleyince arkada çok büyük bir kaza. Bakın dikkat edin, ön tarafa dikkat edin. İki numaraya dikkat edin. Numarayı aldı. Orada bir töke, hop orada bir şey atlar gibi oldu. Arka tarafta darmadağın oldu orada. Bir, çok büyük bir kaza atlatıldı. Vallahi jokey de çok iyi durdu. Tabii Gökhan da burada, yani Allah nazardan saklasın. Bir daha verin hatta, bir daha görelim. Orada bir şeyden evet, atladı, atlıyor. Zıpladı veya tökezledi. Bir daha bakın, önde iki numaralı safkandan bahsediyorum. Bir iz gölge bir şey var orada. Bir şeyden korktu. Bir de birden sürate binince acaba atın aksiyonları mı dedim bozuldu şey yaptı. Bakın işte, hop atlıyor. Orada bir şey var zaten, geçiş yeri var. O geçiş yerinden atlarken... at büyük bir tehlike arka, çünkü tam da grubun önünde. Tabii. Bir yıkılsa arka taraf domino efekt, direkt darmadağın olacaktı ve koşuyu da pıtır, hani el oynatmadan kazandı diyebiliriz. Mustafa da ne güzel bindi. Yarışı en iyi okuyan jokey Mustafa oldu. Padokta baktım da herkes takım elbiseliydi bu yarış içinde. Çok hani önem verilen bir koşuydu. Ama koşuyu kazanan isim pıtır olmuş oldu. Daha doğrusu izledim bu yarışı, özellikle izledim. Ama maalesef bir aksilik yaşandı. Koşunun gidişatını çok etkilediği kanaatindeyim. Yani orada da çünkü ele alanlar oldu, şey yapanlar oldu. Fakat o kadar kolay geldik yanına, Aslan Turbo'nun yanına Mustafa pıtır. Burada çok kolay. Ha dediğinde de bir anda 2-3 boy kadar fark yaptı. Ekibi... Geçen yılki kıvamına gelmiş pıtır. Tabii. Biraz yarışta da arka arkaya gelmiş olmasına rağmen güzel bir yarış koştu. Hızlı Asiye sonlarda çok güçlü bir sprint yaptı yani. Geldi ikinci oldu. Açıkçası ama dün pıtıra yapılabilecek hiçbir şey yokmuş gibi düşünüyorum. Tebrik edelim ekibini, ilgililerini kutlayalım. Yurt dışı yarışa geçmeden önce Eray senle başlayalım. Aslan Soylu da vardı herhalde. Evet, o senin gösterdiğin görüntüde etkilenen atlardan biri de Aslan Soylu. Hong Kong jatinde 5. koşu için atlar box içinde. Start verildi ve koşu başladı. En dış kulvardan iyi çıktı 3 numaralı. Baking Treadmill'a orta kulvardan 11 numaralı. Gazing Dragon geldi ve bir anda süratli temposuyla 1000 metre start yerini rakiplerinin bir boy farklı önünde geçiyor. 4 numaralı Sekwin ikinciliğe geldi. Joao Moreira ile dışında 6 numaralı. Berlant ve şimdi Alexi Badel ile temposunu arttırdı. Geldi bir anda. Önde kaçan rakibini de yakaladı ve son 600 metreye giriliyor. Yeniden temposunu arttırdı ve rakibine izin vermedi. 11 numaralı Kazen Dragon farkı 2 boy yaptı. 2 boy gerisinde kaldı 6 numaralı. Berlant Way onun 3 boy gerisinde 4 numaralı. Sekwin 2 boy gerisinde iç kulvarda 1 numaralı. Bazinga dışında 7 numaralı. Majestic Knight ve daha sonra 2 numaralı Lucky Fan. 3 boy farklı düzde 11 numaralı. Kazen Dragon lider olarak çıkıyor. 6 numaralı. Berlant Way şimdi orta kulvardan yaptığı sprint ile onu yakalamaya çalışıyor. Gerilerden 7 numaralı Majestic Knight'ın da gayretleri var. Son 200 metreye doğru geliniyor. Farklar azalıyor orta kulvardan. 6 numaralı Brilliant Way geldi. Rakibini sıkıştırdı. Baskı kurdu. Pres yaptı ona. Nefes aldırmadı. Son 200'de aldı liderliği şimdi. 1 numaralı Bazinga sprinte kalktı. 6 numaralı Brilliant Way asfaltta önde. Bazinga geliyor. Potayı 6 numaralı. Brilliant Way buluyor Alexi Badel'le. 1 numaralı Bazinga ikinci oldu. Fransız jockey Alexi Badel'le start alan. 6 numaralı Brilliant Way. Hong Kong jatinde günün 5. koşusu kazandı. 1 numaralı Bazinga ikinci oldu. 11 numaralı Kazen Dragon üçüncü. 4 numaralı Sekwin ise koşudan dördüncü olarak ayrıldı. Evet. Eray, tam diyordun ki o şeyden Aslan Soylu etkilendi. Evet, yayına maalesef. Gittik. Detayını yani alalım senden. Senin göstermiş olduğun görüntüden olumsuz etkilenen atlardan biri de ekibimizin atlarından biri olan Aslan Soylu oldu. Ekibimize geçmiş olsun. Çok fazla ölçü almayalım. Biraz da yarış programı da yakınlara geldiği için onun da etkisi var. Her ikisi birleştiği zaman bizim beklediğimizin gerisinde koştu. Pıtır'a gelince Pıtır zaten 12 atlı koşuda grup koşu seviyesinde yarışlar koşmuş. Zaman zaman da etkili performanslar sergilemişti. Tabii o şu görüntüden etkilenen birkaç tane atın birden oluşu da Pıtır'ın işini çok kolaylaştırdı. Yarış içerisinde iyi yerlerde kaldı. İyi yerlerde kalınca da birincilik geliyor. Mustafa'yı kutlayalım. İzmir çimini, Bursa çimini çok iyi koşan, çok iyi tanıyan bir pıtır. Çok net kazandı. Hızlı Asiye gün içerisinde benim inandığım atlardan biriydi ki 3 boy starta kalmış olmasına rağmen bence çok etkili bir yarış koştu. Bu gibi mesafeli koşular için takibimizde olsun.
Onun dışında çok fazla beğendiğim bir at olmadı. Gökçekistan'ın zaten Çin pist performansı biraz eksikti galiba. Tolga'nın evet, kumu daha iyi koşuyordu. O da kum yarışları için takipte olsun. Pekala. Değerlendirmen için teşekkürler. Şimdi geçtiğimiz hafta eski tabi jokerlerimizden Bahri Konuk ve Niyazi Konuk. Bütün ailece atçılar hepsi at biniyorlar. Bahri abi demiş ki ya demiş o kadar yarış gösteriyorlar. Bizim eski yarışlardan yok. Dedik önümüzdeki hafta gösteririz. Şimdi Bahri abinin veda ettiği, jokeyliğe veda kazandığı sene, son sene olan ki birçok önemli yarışa imza attı. Daha sonra çocukları da at bindi, birlikte de at bindiler. Dün fotoğraflarda uzun uzun yayında gösterdik hepsinin bütün fotoğraflarını. Şimdi bir de o koşusunu izleyelim. Bahri abiyle bir anmış olalım değil mi? Bahri konuğu da selamlarımızı iletelim. Arkadaşlarımız tam 22 sene önceye gidiyorlar. Ve artık son kazandığı koşuyu veriyorlar. Bir açık yarış aslında B grubuna ait bir koşulardan biri. O zaman koşularda biliyorsunuz evet, onlarda açık yarış var. Can Hisar'ı bir izleyelim bakalım. Bahri Konuk nasıl kazanmış? İzliyoruz. Günün 6. koşusu olan açık dikmen koşusuna katılacak 4 ve daha yukarı yaşlı B grubu Safkan Arap atları Çin pistte çıktılar. 1 numaralı Baba Tommy Ethem Metin'le, 2 numaralı Eda Ağlı Ömer Kaya'yla, 3 numaralı Erel Muhittin Korkmaz'la, 4 numaralı Sen Yaşa Yemen Tunç'ta, 5 numaralı Turan Ağa Sinan Çetin'le, 6 numaralı Gökçin Gökhan Gül'le, 7 numaralı Velduş Saadettin Boyraz'la, 8 numaralı Bozan Can Selim Kaya'yla, 9 numaralı Büyük Sakarya Yalçın Akaç'la, 10 numaralı Devir Paşa Bekir Gökçe'yle, 11 numaralı Erce Süleyman Aktı'yla, 12 numaralı Aksel Ali Rıza Yıldız'la, 13 numaralı Can Hisar Bahri Konuk'la, 14 numaralı Küçük Gülçin Gürkan Oker'le, 15 numaralı Nalbant kızı Erdal Baysal'la ve 16 numaralı Özkan kızı Niyazi Konuk'la katılacaklar günün 6. koşusuna. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Eralp 2 boy, 7 numaralı Velduş da 1,5 boy kadar koşuya geç başladılar. 8 numaralı Bozancan ilk metrelerde koşunun liderliğini alıp yaklaşık 1 boy kadar fark yapıyor bu metreler içerisinde ve koşuyu force etmeye başladı. Orta kulvardan bu metrelerde 4 numaralı Sen Yaşa'nın ataklarını izliyorum ve 4 numaralı Sen Yaşa iç kulvardaki 8 numaralı Bozancan'ın sağırsına kadar sokuluyor. Bu ikiliyi 6-7 boy kadar geriden iç kulvarda 9 numaralı Büyük Sakarya dışına gelen 12 numaralı Aksel kovalıyorlar. Bu grubunda 3 boy kadar gerisinde 10 numaralı Devir Paşa, ona da 1,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Turan Ağa sırasıyla 1600 metre start yeri geçildi. 8 numaralı Bozancan bariyer dibinden tekrar farkı 1 boya kadar çıkartıyor. 4 numaralı Sen Yaşa'nın önünde bu ikinin 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 9 numaralı Büyük Sakarya sağrısında 12 numaralı Aksel. Bunların 1,5 boy kadar gerilerinde 10 numaralı Devir Paşa, onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Turan Ağa. Turan Ağa'nın 2 boy kadar gerisinde 11 numaralı Erce'nin dışında 1 numaralı Baba Tomi'nin çabaları var. Bunların sağlarına iç kulvardan 7 numaralı Velduş geliyor. Onun da 1 boy kadar gerisinde 16 numaralı Özkan kızı sırasıyla 1200 metre start yeri geçildi. Önde 1,5 boy fark dediğinden 8 numaralı Bozancan yine koruyor. 4 numaralı Sen Yaşa'nın çabaları var. Sen Yaşa'nın sağısından 12 numaralı Aksel. Bariyer dibinde de 9 numaralı Büyük Sakarya'nın uğraşlarını izliyorum. Aralarından da 13 numaralı. Evet şimdi bu metrelerde Can Hisar mücadeleye katılıyor. Ve son 800 geçilmek üzereyken dış kuvardan 12 numaralı Aksel. Bariyer dibindeki 8 numaralı Bozancan'ı yakalıyor. Bunların dışına da 13 numaralı Can Hisar sokuluyor. Bunların 1,5 boy kadar gerilerinde 4.lükte 9 numaralı Büyük Sakarya, onların 3 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Baba Tomi, bariyer dibinde de 10 numaralı Devir Paşa sırasıyla son 600'e doğru geliyoruz. Dış kulvardan 13 numaralı Can Hisar bariyer dibindeki 12 numaralı Aksel'i yakalıyor ve yarım boy kadar fark yapıyor 13 numaralı Can Hisar. Bu ikiliyi 2,5 boy kadar geriden de 9 numaralı Büyük Sakarya takip ediyor ve son viraj dönülmek üzere 13 numaralı Can Hisar düzlüğe 1,5 boy kadar lider çıkıyor. 12 numaralı Aksel'in ve 9 numaralı Büyük Sakarya'nın çabaları var ve son 400 geçildiği 2 boy farklıdan 13 numaralı Can Hisar koruyor. Ortadan 9 numaralı Büyük Sakarya, gerilerden 11 numaralı Erce'nin uğraşları var. Son 200'e doğru geliyoruz. Yine de 2 boy faktir denli. Can Hisar koruyor. Büyük Sakarya ve Erce sprinte kalkıyorlar. Can Hisar'ı yakalama uğraşları içerisindeler. 1 boy kadar 13 numaralı Can Hisar önde. 9 numaralı Büyük Sakarya atak yapıyor. Erce ile birlikte Can Hisar direniyor. 1 boy kadar Can Hisar önde. Büyük Sakarya saldırıyor. Asfalt'ta Can Hisar önde. Büyük Sakarya geliyor. Potayı 13 numaralı Can Hisar bulurken 9 numaralı Büyük Sakarya 2. 11 numaralı Erce 3. 7 numaralı Velduş 4. oldular. Evet sayın yarışseverler, koşu 13 numaralı Can Hisar kazandı. Evet Can Hisar. Evet Can Hisar, yatasın. Dönemin güzel çim atları. B grubunun, C grubunun da kendine has
Böyle iyi atları vardı. İşte Baba Tommy, o da uzun süre koştu. Canhisar iyi bir attı. Veldüş epey koştu. Bahri abinin de kazanmış olduğu son yarış. Yalnız Tolga'nın hem Niyazi konuk binmiş, hem Sabri konuk binmiş, hem de Bahri abi, konuk. Hepsi beraberler. İçi de binmişler. Herhalde unutulmaz bir yarış oldu ve Bahri abinin de herhalde isteğini ziyadesiyle yerine getirmiş olduk. Bütün aile boyu değil mi? At. Daha ne olsun. İşte. Bir de bir enteresan tarafı da Özkan kızı koşuyor. Bugün şimdi tayı koşacak. Birazdan da tayı koşacak. Bu bir şifre mi? Son düzlükten bu kabarane şifresi mi geldi? Değil mi? Bu kabarane. Şimdi bu kabarane kazanırsa artık diyeceğiz ki bundan sonra nostalji yarışlarda dikkat edin. Şifre orada çözülüyor. Bence de kazanmaya da yakın aslında bu kabarane. Bakalım. Göreceğiz. Birazdan tayını seyredeceğiz. İşte yıllar ne kadar çabuk geçiyor. En güzel örneğini şu an canlı bir şekilde yaşıyoruz. 1973 yılında başlamış at binmeye. 2011 yılında bırakmış. 38 sene mi yapıyor? Dile kolay. Yani ömür 38 sene at binmiş. 4930 kez. Tabii bu resmi kayıtlarda belki daha fazladır. Muhtemelen. Geriye dönükleri gözükmüyor olabilir. 527 de birinciliği var. Bir de Eray, o yıllarda haftada bir gün iki yani, gün yarış var. 70'lerde. Evet. En fazla haftada 3 gün yarış oluyordu. Buradan Bahri abiye ve güzel ailesine selamlar olsun. Konuk ailesine. Evet, aynı şekilde iyi dileklerimizi ve temennilerimizi iletelim. O zaman yarış başlayana kadar bir nostalji yarışı daha verelim. Ama Padova çıktığı zaman siz arkadaşlar direkt Adana'yı verin şeyi. Yukarıya geldiğinde direkt Adana'yı verirsiniz. O zaman bir nostalji yarışı daha izleyelim. Hazır şöyle Tarım Bakanlığı kursunu göstermişken değil mi? Görmüşken. Yine böyle Arap atlarından güzel koşulardan birini izleyelim. 14 Mayıs 1994'e gidiyoruz. 14 Mayıs 1994'te kimler koşmuş, kim kazanmış? Yine pedigrilere baktığımızda dünkü atların da pedigrilerinde vardı bu. İşte onların temelleri hangi koşularda atılmış izliyoruz. Açık Kazım Karabekir koşusuna katılacak olan 3 yaşlı Safkan Arap tayları piste çıktılar. 1 numaralı Afak Bey Saadettin Boyraz'la, 2 numaralı Akyel Ertuğrul Can Kılıç'la, 3 numaralı 3 çılgın Arslan Birdal'la, 4 numaralı 3 Emre Tınay Adışen'le, 5 numaralı Hulican Yemen Tunç'la, 6 numaralı İbocan Süleyman Aktı'yla, 7 numaralı Maça Engin Yalçın'la, 8 numaralı Sefacan Akın Özdeniz'le, 9 numaralı Ulucan Dede Mutlu'yla, 10 numaralı Umutcan Halis Karataş'la, 11 numaralı Arabım Kadir Altınöz'le ve 12 numaralı Birgül Zafer Temuçin'le bu koşuya katılacaklar. Startın verilmesini bekliyoruz. Taylar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Hulican çok iyi bir start aldı. Bir boy farklı bir liderlik temin etti. İkincilikte Umutcan'ı görüyorum ilk 100 metre geçilirken. Evet değerli izleyiciler, Hulican ve Umutcan arasında liderlik mücadelesi var. Koşunun son 1 metresine doğru gelirken Hulican bir boy farklı koşunun lideri, ikinciliğe Birgül'ün ataklarını görüyorum. Üçüncülüğe Emre girdi, dördüncülüğe İbocan girdi, beşincilikte Sefacan'ı görüyorum. Son 800 metre geçildi. Dış kulvardan Birgül, evet atak yaptı, geldi. Koşunun liderliğini Hulican'dan aldı. Üçüncülükte İbocan, dördüncülükte Emre'yi görüyorum. Koşunun son 600 metresine doğru gelirken Birgül önde bir boy farklı liderliğini kurur. İkincilikte gene Hulican, üçüncülükte İbocan ve taylar son düzlüğe çıktılar sayın yarışseverler. Orta kulvarda Birgül koştu ki liderini koruma çabası içerisinde, dış kulvardan evet İbocan'ın gayretlerini izliyorum. Son 400 metre geçilirken Birgül koştu ki liderini kurur. En dış kulvardan da Sefacan'ın atakları var. Evet Birgül koştu ki liderini kuruyor. İbocan atak yapıyor, Sefacan atak yapıyor ama Birgül koştu ki liderliğini koruyor. Son 200 metreye doğru geliniyor. Birgül koşudaki bir boy, yarım boy farklı liderliğini kuruyor. Dış kulvardan İbocan'ın gayretlerini görüyorum. En üç kulvardan da Arabım sprinte kalktı. Son 100 metre Birgül koştaki liderini koruyor. İbocan dış kulvardan atak yapıyor. Şimdi İbocan geliyor, Birgül'ü yakalıyor ve geçiyor potayı da. İbocan buluyor. Birgül ikinci, koşunun üçüncülük kararı Sefacan ve Arabım arasında. Evet değerli seyirciler, koşuyu İbocan kazandı. Koşunun ikincisi Birgül.
Evet, Birgül'ü son anda geçmiş. Sürprizdi o gün, çok iyi hatırlıyorum. 42 lira bence. Sürprizdi. Yani Sert büyük Berk'in dedesini oluyordu. Seyrettik. Sert Berk'in dedesi, evet. Bak ne diyoruz pedigrilerde şey. Yani Sert Berk, Sert Berk diyoruz. Bakın o mücadele evet. Dededen de geliyor. Her yerden bir şey alıyor. Baktığımız zaman Sert Berk'in dedesini izledik. Ama ne atlar var burada? Sefacanlar var, Arabımlar var. Hakikaten çok özel isimlerinde olduğunu burada hep birlikte görüyoruz. Bunu da söyleyelim. Şimdi kısa bir bu arada Tolga, şey, Eray senden de görüşlerin nedir senin? Neler söyleyeceksin? Tabii İbocan burada koşan atlar içerisinde en özeli. Yarış kazanma anlamında da 21. ligde rakiplerinden biraz daha önde gözüken bir isim. Burada da kazanmayı başarıyor. Evet. O zaman kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra Adana yarışları ve ardından da yorum ve tahminlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Stay TV'den Son Düzlük'ten ayrılmayın. Yarış Gazetesi ile herkes kazanıyor. Kazanmanın adresi Yarış Gazetesi. Sadece D-Smart'lılara özel üçlü paket. Avantaj dolu, eğlence dolu. Nefis belgeseller, sınırsız içerikler ve dünyanın en iyi ligleri HD kalitesiyle D-Smart'ta. Üstelik size özel 3 paket bir arada ayda 35 TL yerine 23 TL. Detaylı bilgi ve abonelik için yaşam yazıp 28.50'ye gönderin, biz size ulaşalım. D-Smart, her televizyona şart. Sağda iz bırakır. Doğru haberi. Akıllı televizyonlar için heyecanlı haber D-Smart Go'da. Kıran kırana geçen spor karşılaşmaları. Savunma arkasına Suarez hareketlendi. Suarez yaptı ortayı. Şimdilik buraya kadar. Devamı için hemen televizyondaki uygulamada yer alan QR kodu okut. D-Smart Go'ya üye ol. D-Smart Go. Akıllı televizyonların eğlencesi o. Yeşil Oba'da ilk koşuya katılacak 3 yaşlı Maiden Arap Tayları yerlerini almaya başladı. 8 numarada Benimle Kal yerini aldı. 2 numarada Oğuzcan Han ve Fostkaya Baksa yakınlar. 1 numarada Fostkaya yerini aldı. 2 numarada Oğuzcan Han. Giriş hazırlığı yaptırılan Safkan, Oğuzcan Han. 7 numarada Yakışıklım, 5 numarada Teke Tek Kaya ve 6 numarada Uçarcan'ın yeğeni. Dışarıda gördüğüm Safkanlar. Oğuzcan Han yerini aldı. Yedi numaralı Yakışıklım, Baksa yakın. Uçarcan'ın yeğeni de hazırlanıyor. Uçarcan'ın yeğeni yerini aldı. Yakışıklım yerini alıyor. Teke Tek Kaya, Bukabarane ve Semih Star. Baksın dışındaki safkanlar. Dokuz numarada Bukabarane kulvarına yakın. Bukabarane starttaki yerini aldı. Beş numarada Teke Tek Kaya ve üç numarada Semih Star. Baksın dışındaki son iki safkan Tayların yerlerini almalarını bekliyoruz. Teke Tek Kaya. Baksa yakın.
Teke tek Kaya da yerini aldı. Son safkan 3 numarada Semih Star. Box'a yakın Semih Star. Semih Star da kulvarındaki yerini alıyor. 12 tay box içinde. Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve ilk koşu başladı değerli izleyenler. Evet, toplu bir çıkış oldu. Liderliği dıştan yaptığı ataklarda 3 numarada Semih Star almıştı. Şimdi farkı yarım boya kadar çıkardı bu safkan. İkincilik 6 numarada Uçarcan'ın yeğeni var. 3 boy kadar geride iç kulvara yakın 10 numarada Red Hill. Üçüncülükte onun 2 boy kadar gerisinde. Ortada 4 numarada Şahmeran Tay sırasıyla safkanlar son 800'e girdiler. 3 numarada Semih Star yarım boy farklı önde. İkincilikte 6 numarada Uçarcan'ın yeğeni var. Bu safkanın yaklaşık 4-5 boy kadar gerisinde üçüncülüğe 11 numarada Tumbul Fadime girdi. Onun 2 boy kadar gerisinde 9 numara 10 numaralı Red Hill sırasıyla safkanlar virajı dönmek üzere. 3 numarada Semih Star düzlüğe de 1 boy farkla lider çıktı. İkincilikte yine 6 numarada Uçarcan'ın yeğeni var. Dışta 11 numarada Tumbul Fadime, içeride de 10 numaralı Red Hill sırasıyla safkanlar son 400'e girdiler. 3 numarada Semih Star yakalanmak üzere, yine de az farkla önde. İkincilikte 6 numarada Uçarcan'ın yeğeni var. İçeriden 10 numaralı Red Hill'ın, bariyer dibinden 7 numaralı Yakışıklım'ın, dıştan da 1 numarada Fostkaya'nın atakları var. Son 200'e girildiğinde dışarıdan gelen 1 numarada Fostkaya şimdi içerideki 3 numaralı Semih Star'ı yakalamak üzere. Dışarıdan gelen 1 numarada Fostkaya Semih Star'ı yakalıyor. Son metreler, 2 safkan potoyu birlikte geçiyor. 7 numaralı Yakışıklım 3. 10 numaralı Red Hill 4. 11 numaralı Tumbul Fadime de 5. oldu. 1 numaralı Fostkaya mı yoksa 3 numaralı Semih Star mı kazandı? Birazdan fotoda göreceğiz. Evet, Fostkaya gibi gözüktü ama biz sonucu bekleyelim. Evet. Kimin foto olduğunu finish. Sonuç itibariyle... 1-3 foto. 1-3 gibi gözüküyor. 1-3 foto oldu ama bizim gördüğümüz tabii foto finish neticesini almadan herhangi bir yorumda bulunmak mümkün değil. Bakalım, satılan atlardan biriymiş. 3-1-2-6-35, 1-3-16-20 veriyor. Evet. Tabii 3 numara Semih Star ilk koşusu da çok tutulan isimlerden bir tanesiydi. 1.90'la koştu. 9. oldu. 9. olmuştu ama daha sonraki görüntülerinde demek ki çim atıymış. Çim atı oldu da çıktı ortaya ki yarış severler de zaten teveccüh göstermişler. Dönelim biz arkadaşlar. Dönelim. Foto finish geldiğinde siz bakar şeyden verelim ekrana. Ya da yayın yoksa verebilirsiniz. Hani nasıl isterseniz oradan da köşede kullanabiliriz. Biraz tweet bakalım sonuç açıklanana kadar. Ondan sonra da günün yorumlarına geçeceğiz zaten. Arkadaşlarım da ekrana verirlerse tweetlerimizi, dediğim gibi koşuyla ilgili gelen görüntüler varsa ekranda değerlendirebiliriz. İyi yayınlar, mutlu hafta sonları. Fethiye'den selamlar demiş. Kriyu paylaşmış. Fethiye'ye selamlar, teşekkürler. Niyazi Konuk, Hakan abi çok teşekkür ederim. Sağ olun, hepinize iyi günler demiş Niyazi. Ona da teşekkürlerimizi de. Hüseyin Aral, iyi yayınlar güzel insanlar. Sizleri ailecek seviyoruz. Herkese bol şanslar. Çok teşekkürler. Ahmet 01, Hakan abim Topaz Göl ve tabii işte 2'de 2 yaptı. Eray abim yorum yaparsa memnun olurum. Çok yetenekli bir tay. Evet. Sahanın da en çok konuştuğu taylardan biri şu an. Evet. Ayakları düz bassın. Peki. Taylan Öztürünç, Allah her atçıya Sertberk gibi bir at nasip etsin, ekibini kutluyorum demiş Taylan Öztürünç. Amin diyelim. Aykupe demiş, dedesi Tunca Sertberk'in demiş. Valla dede bir tane olmuyor biliyorsunuz. Büyük dedeler var, dedeler var. Bir sürü dede var biliyorsunuz. Babasının babası, onun Bozdağ'ın babası. Annesinin babası. Tunca Bozdağ'ın babası. Yani evet, annesinin babası. Bu arada foto finişte geldi. 1-3-7-10-11. 1-3-7-10-11 şeklinde sonuçlandı. Adana'da Altılı Ganyan, birinci Altılı Ganyan ilk ayağı ekranlarda gördüğünüz üzere 1-3-7-10-11 şeklinde sonuçlandı. Evet, Mustafa Karatoprak demiş ki, abi benim geçmiş zaman için iki görüşüm, bugün ikisi bir arada olduğu için paylaşmak istedim. Vedat Abiş at binmeden geleceğin Halis Karataş'ı olduğunu söylemiştim. Bazı atçı arkadaşlarımla taşan gelince satışta satıldığı zaman da açık yarış atı diye söylemiştim. Instagram'da paylaşmıştım diyor. Taşan'ın da görüntüsü şu anda ekranda. Şu beyaz leke onun alameti farikası. Dün padokta da vardı. Tabii at da büyüyünce daha da büyüyor beyaz lekesi. Taşan'ın da görüntüsünü şu anda
izliyoruz. Mustafa da seçmiş. Hem Vedat Abiş'i hem Taşan'ı çok beğendiğini söylemiş. İyi yayınlar diliyorum Hakan abi demiş. İlgiyle ekran başındayız. Sevgiler demiş. Uğur kardeşim paylaşmış. Uğur'a da sözümüz var bir ara. Hipodromda görüşecektik, buluşacaktık. Hem atları şey yapacaktı. En kısa zamana planlayalım. Engin Türk demiş ki yayınlar abi demiş. Kolay gelsin tüm ekibe demiş. Yorumlar harika. Şiir gibi bir akış oluyor. Selamlar, saygılar demiş. Teşekkürler Engin'e de. Engin Türk'e de selamlar, sevgiler Eyüp'e. Serdar Demiröz demiş ki Hakan abi iyi yayınlar. Her zaman olduğu gibi yine kupa Ankara'da kaldı. Başta Sait Kan olmak üzere bütün daha ödün eklesini kutlar. Emeği geçen herkese tebrik ederim demiş. Serdar paylaşmış. Serdar'a da buradan selamlarımızı iletelim. Serdar Demiröz'e Beşiktaşlı dostlarımızdan bir tanesidir. Yener Çelik, Fatih Rüsten Bebek'le 1200 numaralarda safkanın temposunu aşırı derece düşünce atını kontrollü bir şekilde grubun dışına alıp koşuyu olumsuz teşkil edecek bir durumu yok etti demiş. Ayrıca ona da tebrikler demiş. Yener paylaşmış. Doğru. Fatih Rüsten Bebek'in de o hareketi fair bir hareket. Tebrikler. Direnç demiş ki son iki yarışta jockey'i iyi bilmiyor. Böyle çok büyük bir şampiyon herkes nasip olmaz. Çok dikkatli olması gerekir demiş. Senin söylediğini söylemiş Eray. Ahmet Hamidi hayırlı hafta sonları olsun. Selamlar, saygılar, iyi programlar olsun. Kazasız belasız yarışları inşallah demiş. Çok teşekkürler. Fuat Dalan, günaydın, yayınlar, selamlar, saygılar Antalya Kemer'den demiş. Sevgili Fuat'a da Kemer'e, Antalya'ya selamlarımızı iletelim buradan. Batuhan Çakmış demiş, gökyüzü niye Feday gibi koştu acaba demiş. Onun yapacağı tempoyu Taşan yaptı. Yakın demiş, ikinci gökyüzü geliyor demiş. Batuhan Çakış paylaşmış. Menedak Göz Sertberk'in neler yapabileceğini çok iyi biliyorum. Mükemmel uyum demiş Ali Turna. Katılıyorum. Bu sıcak İstanbul günde Veli Efendi bence çok iyi bir alternatif demiş. Serkan Tamsöker paylaşırken. Yayınlar Hakan Bey, Sertberk geçirdi, Sakyoz'un hatasından geçirdi. Bu sefer de koşu başladıktan sonra yer kapma çabası içinde içe dışa giderek diğer atları tehlikeye attırmış. Yani büyük bir favori. O favorinin ağırlığını taşıma elinden geleni yaptı diye düşünüyorum. Vera Deniz'de iyi yayınlar abim demiş. Emrah Kaya paylaşmış. Biz de Vera Deniz'e ve Emrah'a buradan selamlarımızı iletelim. Günaydın Hakan abi. Çabuk yarışını yorumlarsanız sevinirim. Gelen at mı durdu yoksa Ahmet Çelik dışa çıktığı için mi yarışı bıraktı demiş. Nedir çabuk yarışıyla ilgili? Kolay gidiyordu içeride. Oradan çıkamayacağını düşündü Ahmet. Dışarıya alınca da at aynı kolaylığı yapmadı ne yazık ki. Eray var mısın? İzledi, o ön taraftaki atların deli kaldı. Hafif kilolu atların biraz daha mücadele gösterdi. Son aksiyonda da Astrasyat'ın kazanmış olduğu evet. Yarıştan bahsediyorlar. Evet. Tolga'nın yorumu doğru. On attan dokuzu dışarıdan devam eder evet. Ama çabuk kapris yaptı. Devam etmedi dışarıya alınca. Bir izleyicimizden mesaj gelmiş. Diyor ki, abi yarışlarda spikerin sesi çok yalnız kalıyor. Son yarışta bütün odanın sesini duyduk diyormuş. Yarışta kalan mesafelerin direklerin üzerine telsiz mikrofonlar konulsa yarışın sesi de alınabilir. Heyecan artar demiş izleyicimiz. Bence de %100 katılıyorum. Dolayısıyla odanın sesinden kastı herhalde şeyden şey yapılan. Anlatım atmosferin sesini de duymak istiyor galiba yarışseverlerimiz biraz. İzleyicimiz demiş evet. Ki biz spikerin sesini son yarışta diyor bütün odanın sesini duyduk diyor. Yani o spiker arkadaşlarımızın bulunduğu ortamdaki ses de yayına gitmiş. Evet. Dolayısıyla yarışta kalan mesafe direklerinin üzerine telsiz mikrofonlar konulursa yarışın sesi de alır ve heyecan artar. Geçmiş yıllarda oluyordu. Oluyordu. Evet. Teknik olarak bu işi çok iyi bilen birinin yazdığı belli bu mesajı. Dolayısıyla bu anlamda da katılmamak mümkün evet. Değil bu dileğe de. Biz de iletelim en azından TCK'daki dostlarımıza bu anlamda. Tuncay Aşık demiş, abi günaydın yayınlar, selam olsun herkese, bol şanslar demiş. İzmir'den Tuncay'a da buradan selamlarımızı iletelim. Sercan Yeşilova, tatildeyiz, Twitter'dan yayına mesaj atamıyorum. Beren Hanım keyifte, ben cepten Tay TV'deyim abi, iyi yayınlar demiş. Sercan, senin mesajların hakikaten gelmiyor. Neden gerçekten bilmiyorum ama yani yok işte görüyorsun, engelli değilsin, sessiz de değilsin. Baktım ona birkaç kere de söylediğinde. Bazen ya şöyle bir şey var, onu da anlatayım. IP çakışmasından dolayı bazen mesela diyelim bir hesabı engelliyorsun. Bu fake hesaplarda genelde oluyor. Mesela biri fake hesap yazmış, bir şey yapmış, onu engelliyorsun. Bilgi işlem şöyle yapıyor. O IP'den açılacak olan herhangi bir tüm hesapları engelliyor. Yani senin için söylemiyorum bunu. Ahmet Mehmet açtı diyelim bir fake hesaptan bir şey gönderdi. Engelledik biz onu. Ben biliyorsun bayılırım böyle. Hiç polemiğe girmeyi de sevmem. Basarım Engin. Çünkü eleştiriyle şeyi çok iyi bilen bir insanım. İyi kötü en azından. Normal cevap da veririm. Şey de yaparım. Ama
bazı konularda. Eğer böyle hani ya sizin gittiğiniz yoldan biz dönüyoruz, kimin neyi ne amaçla yazdığını da bildiğimiz için direkt engeli basarım şey bile kabul etme. Ama aynı hesaptan başka bir hesap açılmasını da engelliyor. Dolayısıyla o da bizim bilgi işlem ekibimizin şeyi. Çok da rahat da buluyorlar zaten IP'lerden hangi hesaplar açılmış, ne yapılmış, kimin kaç tane fake, kimin kaç tane sahte hesabı var. Bunlar da çok kolay yakalanıyor. En azından kimin kim olduğunu biz biliyoruz. Onları diyoruz ki bak bunu bu yazdı. Kendi içimizde de gülüyoruz. Evet. Bak bu hesaptan bu bunu yazmış, bu bunu yazmış diye. Bunun 5 hesabı var. Bunun 5 hesabı var. Bunun 17 hesabı var. Bunun 70 tane hesabı var diyoruz. Birbirlerine yazmışlar diyoruz. Biz biliyoruz en azından ne olduğunu. O konuda çok rahat teknolojik açıdan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz bizim ekiplerimize de. Dolayısıyla bazen ancak IP çakışması denen bir şey oluyor bildiğim. Anlattıkları bana. Çok yakın ya da bir şey olduğunda onu seni şey hesap görüyor Sercan. Öyle bir şey olduğundan değil tabii ki senin öyle bir şey içerisinde olmanı çok net biliyorum. Ondan belki gözükmüyor. Ben bunu gözükçe özellikle konuşacağım senin hesabınla ilgili. Herhangi problem var mı? Onu da şey yapalım. Kızımla beraber yabancı şeyi topluyoruz. Bu arada iyi tatiller Sercan Yeşil. Bütün Yeşilova ailesine Beren'in de gözlerinden öpüyoruz. Kızlarımla beraber yabancı şeyi topluyoruz demiş. İyi yayınlar demiş. Temel Takır paylaşmış. Kafkas 01, Eray'ın gözlerindeki ışıltıyı görüyoruz demişti Eray. Dolayısıyla bugün sende tahminler çok üzerinde bir yoğun ilgi var, söyleyelim. Herkese selam, iyi yayınlar. Sevgili Hakan abi, Melek Tolga'na da selamlar. Hafta sonları yüreklere dokunan camianın güler yüzlü pozitif ekibine yürekten sevgiler demiş. Teşekkür ederiz kardeşim. Ne mutlu bizlere Serhan'da, eğer böyle düşünüyorsa dostlarımız bizim için de. Süper. Selamlar Hakan abi. İyi yayınlar. Basın toplantısında Ganyan Bayiler'in primleri hakkında bir gelişme konuşuldu mu? Recep konuşulmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Hep yani konu şeydi değil mi? Pazarın ve pastanın büyümesiyle birlikte primlerin şey ama ileride yarın öbür gün tabii ki çok önemli gelişmeler olur. Çok önemli gelir artışları olduğu takdirde bundan da mutlaka Ganyan Bayiler'i şey yapılacaktı. Bizim de beklentilerimiz, görüşlerimiz bu noktada sevgili kardeşim. Ama özellikle hani o konu konuşulmadı, onu da söyleyeyim. Twitter alırken fake hesapları engelleyeceğiz dedi abi. Umarım yapar. İyi yayınlar dilerim, sevgiler demiş Mert Görgün. Elon Musk dedi değil mi? Hepsini evet. Engelleyeceğiz. Bekliyoruz zaten. Yani biz zaten tepesindeki adamı engelleyince geride 70 tanesi sorun etmiyoruz onu. Günün sözü babacan, hayırlı pazarlar, saygılar demiş. Ruh eşim yok diye üzülmeyin. Belki de eşsiz bir ruha sahipsinizdir. Bu çok güzel bir hani şey tesellisi derler ya, sürt tesellisi. Bunu böyle, ruh eşim yok diye üzülmeyin. Hakikaten belki de eşsiz bir ruha sahipsinizdir. Çünkü bazen hani değil mi, bu ruh eşi hemen her şeyinle, ruhen, her türlü keyfinin, zevkinin değil mi? Birlikte olmaktan, gezmekten, tozmaktan keyif aldığın insanlar, dostlar, arkadaşlar, eşler neyse. Dolayısıyla bu anlamda da diyebiliriz. Ruh eşim yok. Evet, çünkü eşsiz bir ruha sahibiz, eşimiz yok diye buradan devam edelim. Peki. Eray Balcı demiş, gözlerdeki ışıltıdır zaten. Bu bilinen bir gerçek demiş Özgür. Vay, Özgür keskinden gelmiş. Güzeldi bir mesaj paylaşım. Cengiz Göroğlu, Fenerbahçe 820'den sevgiler, saygılar demiş. 820'ye biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. İyi yayınlar, sayenizde gözden kaçanları yakalıyorum. Var olun demiş Ankaralı Emmi paylaşmış. Pekala. Suruç Pansiyon arası Ercan Uğurlar, Uğurlar ara paylaşmış. Selamlar. Biz de selamlarımızı iletelim. Şey buradaydı değil mi Aygır? Orhun Kağan mı? Bildenan. Bildenan mı oradaydı? Tam emin değilim. Peki. Bildenan'la ilgili bir net bilgi gelirse bana, çünkü bir iki bir şey vardı, konu vardı Bildenan'la ilgili de. Bir net bilgi gelirse paylaşırsanız sevinirim. Abi öğlen sıcağında pazar günü 12'de Adana yarış mı başlar demiş. Diyarbakır'la yer değişse keşke demiş Cüneyt İşçi. Engin Tokçılar, günaydınlar, yayınlar dedim. Tüm ekibe selamlar, yayınlar. Yarın gün senin günün olsun demiş. Yusufçuk paylaşmış. Vay, Yusufçuk aynı isim konulmuş demek ki. Evet, yarın koşuyor. Yılların Yusufçuğu. Bursa'da koşuyor yarın. Evet. Hakan Kılıçarslan Ankara'dan mesaj atmış. Elon Musk bir sektöre son verecek abi demiş. Troll sektörü bitiyor. Hayırlı sabahlar, iyi programlar abi. Eray ve Tolga kardeşimize selamlar, selamlar demiş. Selamlar Hakan abi. Vallahi fake hesaplar konusunda hemen anında zaten yakalanıyor. Başka bütün birimler bu işe. Bir Elon Musk değiliz ama. Bir Elon Musk değiliz ama biz de yakalarız diyor. Günaydın, iyi yayınlar. General Quarters temsilcisi Rose of the Desert Ankara'ya bomba gibi düştü demiş Yusuf Gül. Evet, çok büyük sürpriz oldu. Tebrikler, kutlayalım. Hakikaten gayet güzeldi.
Evet, Mustafa Aksoy. Selamlar Tuzan abi. Ailece her hafta olduğu gibi bugün de beyefendiyiz. İnşallah sizde de böyle bir anı yakalarız demiş. Kıştan kalma bir gün. İnşallah biz de yaz anılarımızı böyle birlikte çekiliriz diyelim. Süleyman abiyle çektikleri güzel bir fotoğraf. İnşallah geldiğimizde seve seve tabii ki. İyi günler Hakan abi. Abernalı kızı değerlendirebilir misiniz? Tutuyorum Abernalı kız bugün şanslı. Murat Çağım'la hayırlı sabahlar Atçılığın kanalı demiş. Teşekkürler. Üretim başladı. Başarılı yayınınızın devamını dilerim. Tüm ekibe selamlar demiş. Biz de aynı şekilde iyi dileklerimizi iletelim Ekürü'ye. İyi yayınlar, mutlu hafta sonları. Fethiye'den selamlar mesajı vardı. Artık yorumlara geçeceğiz. Son bir parti bakalım. Kafkaslı paylaşmış. Konser görüntüsü paylaşmış. Melek Mosso'nun görüntüsü. Yine Zafer Yılmaz. Hande Yener İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde konser verdi. Kendisine teşekkür ederim. Kolay gelsin. İzmir'den sevgiler, selamlar demiş. İzmir'de herhalde konser olacak bu akşam değil mi? Öyle biliyorum. İzmir'de de bir konser var diye biliyorum. Sparta konseri iptal edilmişti. Bu gece İzmir'de Mersin'de olacak. Konseri, Mersin'de de olacak Mersin'de galiba. Olacak diyebilirim. İzmir'de ama konseri var. Tunceli'de Mosso. Fazıl Say var. Dün Ovacık'ta Tunceli'de Fazıl Say. Sparta konseri iptal ama İzmir'de bu akşam Mosso'nun konseri var. Peki. Hande Yener İzmir 9 Eylül Üniversitesi konser verken size teşekkür ederim. Kolay gelsin. İzmir'den selamlar demiş. Hande Yener'i de şöyle seyretmek zorunda kalıyoruz maalesef. Şöyle düz çekseydiniz en azından ona bakardık. Evet, Hande Yener de değil mi? Bir dönemin idolü ama her dönemin idolü olma yolunda devam ediyor. Gündemde bir şekilde kalmayı başarıyor. Evet. Çerezci iyi yayınlar dilerim Hakan kardeşim. Arkadaşlara selamlar. Adana 8. koşu Broadback sürprize koşacak gibi gözüküyor demiş Çerezci. Kazım Yıldırım Alaşehir'den selamlar. İyi yayınlar Hakan Bey demiş. Teşekkürler. Biz de Alaşehir'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Bircan Akgün, hayırlı pazarlar Hakan abi. Kızım Masal ilkokulu bitirdi. Daha dün gibi 750 gram doğmuştu diyor. Nice güzel yılların olsun hep birlikte inşallah demiş. Bircan, yani tebrik edelim de maşallah kocaman, Allah nazardan saklasın. Aha. Sağlık saat içerisinde genç babalardan demek ki değil mi Bircan da, hakikaten maşallah, Allah nazardan saklasın. Tebrik ediyoruz kardeşimizi de, hem Akgün ailesini hem de küçük kardeşimizi, ilkokulu bitirmiş, önemli bir başarı. Allah daim etsin inşallah, nice bir güzel başarılarını sizlere, bütün Akgün ailesine göstersin. Hatay 4 Yola 2 numaralı Ganyan'dan selamlar demiş İbrahim Günal. Hatay 4 Yola da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Selamlar abi, dünkü son ayak 6 numaralı tekten yarışı tutturduk senden. Teşekkürler, cansınız demiş Erhan. Valla teşekkür. Şöyle yani, yalnız 2 numara yarışı hiç kaybetmezmiş, onu da söyleyeyim sizlere. Biraz da benim şansım çok oldu, banko vermiştim. Yani evet. Tamam yani farkındayım. Ama 2 numara kazanırmış. Ben de 6 tekti, bana da çok da yaradı. Ama bir dahaki yarış rövanş çok daha farklı olabilir. Erhan. Biraz da telli stresi gördüm ben 2 numarayı. Evet. Onu da aşarlarsa daha farklı. Ben zaten padoktan sonra dedim ki 6 numara geçilmez, evet. Ama sonrasında baktım. Ona rağmen güzel bir yarış koşu rövanş çok farklı olabilir. Babacan, bugün İstanbul'da ücretsiz şablon açacağım. Oyunu görmek isteyenler beni takip etsinler demiş. Altılı yakalatan adam.com demiş. Can Polat paylaşmış. Biz de en azından duyuralım buradan. Günaydın, yayınlar. Hep kazanılan nostalji yapıyorsun abi demiş. Bir de en önemli, belki hatalı veya şanssız kaybedilen nostalji yayınlayabilir misin Kerem İnce? Güzel bir konsept. O koşuyu da bir at kazanacak sonuçta ama. Kazanacak ama hani bak, şu şöyle kaybetti, bu böyle kaybetti dedi. Yurt dışı mı? Gidelim. Ve şimdi tekrar kontrol altına alındı. Start verildi. Koşu başladı 11 numaralı. Commanding Missile 2,5 boy tereddüdü başladı koşuya. İç kulvardan 9 numaralı. Gang Excellent geldi. Dışındansa şimdi Dragon Fortune atağa kalkıyor. 5 numaralı Dragon Fortune Kerasit'inle geldi. Rakibi 9 numaralı King Excellent'tan koşunun liderliğini aldı. 3 numaralı Armor Eagle 3.'lüğe geldi. 1 boy gerilerine kaldı. Şimdi orta kulvardan Our Lucky Glory 1 boy gerisine geliyor. 14 numaralı Erimo. Erimo'nun dışında 2 numaralı Shining Gem 1 boy gerilerine 4 numaralı Stenta. Stenta'nın hemen dışından yürüdü şimdi. Orta kulvardan önlere atak yaptığı geldi. Yine Right Honorable koşunun son 600 metresine doğru geliniyor. 8 numaralı şimdi Massive Action aldı koşunun liderliğini. Bir boy fark yaptı. 3 numaralı Armor Eagle ikincilikte. Onun bir boy gerisinde 9 numaralı King Excellent var. Daha sonra aralarına giriyor 10 numaralı Our Lucky Glory. Bir boy gerilerinde bariyer dibinde 14 numaralı Erimo var ve bu sırayla son viraj dönülüyor. Koşuda son düzlüğe çıkıldı ve son 400 metre
artık 3 numaralı Armor Eagle geldi. İç kulvardaki 8 numaralı Massive Action'ı yakalama gayretleri içerisinde. Dış kulvardan 2 numaralı Shining Gem'de pozisyon aldı. Sprint'e kalktı. En dış kulvardan da yine Erimo'nun da hücumu sprinti var. Son 200 metre geçiriyor. 8 numaralı Massive Action bir boy faktörü idealini koruyor. 2 numaralı Shining Gem orta kulvardan kopup geliyor. 2 numaralı Shining Gem hakim oluyor. 2 numaralı Shining Gem kazanıyor koşuyu. 14 numaralı Erimo da son hatayla ikinci oldu. 8 numaralı Massive Action'da üçüncü. Koşuyu 2 numaralı Shining Gem Derek Liang'la kazandı. Evet, kaldığımız yerden bu arada Bilden Han'la ilgili bilgi geldi değil mi? Bilgi geldi bu sene. İstirahatliymiş bu sene. Evet. Onu da en azından öğrenmiş olduk. Rahatsızlık yaşamış diye bilgi geldi. Aşımda değil yani. Evet, inşallah çok uzun sürmesin rahatsızlığı diyelim. Merhaba Hakan Bey, selamlar. Abjer kız hakkında neler söylemek istersiniz? Şimdi yorumlarımıza geçeceğiz zaten. Başka var mı diye baktım. Mesajlar hepsi tam. Selam krallar demiş. Kemal Tağ arkadaşlara tam gaz oyuna devam. Çocuk olacağın selamları var hepsini demiş. Değil mi? Çocukken ne kadar mutluyduk bu anlamda. Çok küçük şeylerden mutlu olabiliyorduk. Bir bisiklete binmek, bir bisiklete sahip olabilmek. Bunlar bizler için en büyük mutluluklardı. Aslında gene öyle olması lazım hepimizin değil mi? Hedeflerimizi çok yükseltince şey oluyor. Halbuki elimizdekilerle mutlu olmaya çalışsak, ben bunu hep şey, elimizdekilerle mutlu olmaya çalışsak aslında en mutlusu olacağız. Yani bizlerin mesela, bizler derken kişisel anlamda söylemiyorum. Sizlerin değil mesela, kim Abdülrezak abinin sahip olduğu bir şeye Murtaza abi sahip olmayabilir. O da onun mutluluğu, anlatabiliyor muyum? Yani herkes elindekiyle mutlu olsa aslında mutsuz kimse kalmayacak. Ama tabii ki belli şartlarda, belli şey olmayınca da ister istemez özellikle bu son dönemlerde hepimizin yüzü böyle düşük durumda. Maalesef bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Sonra'ya bakar mısın abi? Dün seni dinlemedik, böyle oldu. Ben ne diyeyim, ben bir şey diyemem yani. Özdağ Express kiti gelseydi kim bilir ne olacaktı. Dolayısıyla yalnız hani hakikaten Özdağ orada dedesi 9 numara. Öbür tarafta Express kitlesi altılı çok cazip olabilirmiş. Adana'dan selamlar herkes demiş. Kalpler göndermiş Başkan Bey. Teşekkürlerimiz ediyoruz küçük kardeşlerimiz. Ona da teşekkürler peki. Yalpagan iyi yayınlar olsun abim demiş. Sağ olsun, var olsun. Şimdi artık yavaş yavaş yorumlu. Yani bir fotoğraf var, onu da paylaşalım. Mustafa Aksoy'dan gelsin arkadaşlar. Mustafa Aksoy, abi annem demiş Elazığlı, geçenlerde padokta gördük dedim. Hakan abi hemşerimizdir dedik diyor. Resim için yanına gelecektik, kaçırdık seni. Bugün oradayız, inşallah denk geliriz demiş. Valla Mustafa, ellerinden öperiz, saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Elazığ'a da buradan selamlar, sevgiler diyelim. Ama hani şöyle söyleyeyim, ne zaman isterseniz başımızın üstünde yeriniz var. Her zaman yani şeyde olmayabiliriz, podromda olmasak da haberleşerek bir haber verseniz her daim bizler geliriz. Selamlar, sevgiler diyelim Mustafa Aksoy, Aksoy ailesine. Biz de Elazığ'a da buradan selamlar, sevgiler diyelim. İyi yayınlar, Belçika'dan selamlar demiş. Bugün Bankom Sakarkay demiş. Yine merhaba, Gedikoğlu ekibisinde Kurtel sevdası, özentisi var. Ne alaka, nereden çıktı? Özellikle forması da çok benziyor demiş. Cengizhan Şahin göndermiş ve genelde benzer kardeşleri koşuyorlar. Çünkü o ekürden alın. Neyse sen cevap ver. O ekürden alın. Bence yani cevap vermeye diyecek bir şey yok. Yani. Formanın tescilleneceği zaman da ben de ekip dedim. Hiç de öyle bir, şöyle bir şey yok yani. Yolunç yılmadı yani. Özenti ne alaka yani? Hatta tam tersi daha çok şeye benziyor. Kuyumcuya ekürüsünün formasına doğru, daha çok benziyor. Doğru, daha çok benziyor. Yani. Last Romance. İstanbul'da koşacak bir Tayvark demiş. Last Romance çok iddialı. Peki biz şimdi artık geçelim bunları ve yorumlarımıza başlayalım. İstanbul'da bugün yarış heyecanı var. Köşeye şeyi koyalım, Adana'yı koyalım ya da durum nedir bakalım arkadaşlarım, ona göre hazırlasınlar. Belki galopları vermeyebiliriz. Bugün Adana kalabilir ekranda. Biz İstanbul yorumlarımızı yaparken ve ilk ayakla başlıyoruz. Handikap 21 mücadele. Zeki Sertol koşusu. Mesafe oldukça kısa. Siklet farkları var. 7 numaralı Heva yüksek tempoda gidecek koşu. İşte Obra'da, Sait'da, Abjar Kız, bunlar önlerde kabullenen isimler. Bu yüksek tempoyu 4, 5, 6 buralarda takip edip düzlükteki ataklarıyla kazanmaya yakın. 4, Sait'da stili rakiplerinden çok fazla presi yemeden düzlüğe lider çıkabilirse 2-3 boy avantajla
kazanabilir son yarışı, zira çok çok parlaktı. Akabinde bu gruplarda her zaman iş yapabilen 2 Malamoya, son yarışını önemsemediğim 10 Eliminatör ve sürprizde takibimdeki isimlerden 5 Captain Swing diyorum. Ben 8 numaralı Doğu Prensi ile başlamak istiyorum. 2 yarışı çok enteresan yarışlar koşuyor. Birinde yarışı daha önlerde kabullenmişti. Son yarışında virajı en geri dönüp kazandı. Bu kez yarış yine süratli gidecek. Bence kazanmaya yakın Doğu Prensi. 9 numaralı Libertalia son yarışında startta 2-3 boy alınca beklentilerin biraz gerisinde kaldı. Bugün benzer sıkıntı yaşamazsa yine tempolu gidecek koşuda devreye girebilir. Devamında 7 numaralı Heva, muhtemelen önde gidecek olan rakiplerini yakın takip edecek olan isim olacak Heva. Bu mesafelerde kazanmış olduğu yarışlar var. 4 numaralı Sayet da kısa mesafeli yarışların iyi isimlerinden biri. Devamında 6 numaralı Maça Kızı, o da zaman zaman start sorunu yaşıyor. Bugün iyi çıkması lazım. 10 numaralı Eliminatör ve 2 numaralı Malamoya. 7 numaralı Heva, valla arka arkaya harika ikincilikler elde etti. Bugün şeytanın bacağını kırmaya çok yakın gözüküyor. Üzerinde de Vedat Abiş gibi formda bir jokey var. İlk şansa sahip. 9 numaralı Libertalia, son koşusunu ölçü almıyorum. Onun aslında yeri çok daha iyi olması gerekiyor ki ekranlarda izlediğimiz Safkan bugün 7 numaralı Heva'nın en ciddi rakibi olacak. 2 numaralı Malamoya, öndeki tempoyu en iyi değerlendirecek isimlerden biri. Bir de 1 numaralı Obrada, çok formda bir şekilde buraya geliyor. Yarış 1100 metre, çimde de koşar. Bu 63 kiloyu hissetmeyecektir bence bu kısa mesafede. Evet, süratli isimler var ama Obrava da ben numarayı vermem derse vermez. Onu size söyleyeyim. Sıralamam 7-9-2-1 şeklinde olacak. Ancak zorlu bir koşuyla karşı karşıyayız. 5 numaralı Captain Swing. Son padonu çok beğenip notlarım arasına yer almış benim. Dolayısıyla 5 numaralı Captain Swing'e dikkat. 11 numaralı Uğur Babam. 8 numaralı Doğu Prensi. 3 numaralı Abjad Kız ve 4 numaralı Sayet de sıralaması ama az at geçenler için dediğim gibi 7-9-2-1-5, 7-9-2-1-5 büyütüyorsak da 11-8-3-4 sıralaması deyip günün ikinci ayağına geçiyoruz. Maiden mücadele 3 yaşlı dişi İngiliz Tyler'ı start alacak. 8 numaralı Lollipop. 6.'lığını seyredin sondan bir evvel yarışında, gayet akışlı geliyor. Son yarışındaki 5.'liğini seyredin, yine çok çok dördüncülüğünü seyredin. Çok çok etkili bir performans fakat yetiştiremiyor. Dördüncü kalıyor. Bu defa uzayan mesafede ben 8 numaralı Lollipop'u kazanmaya yakın görüyorum. 3 numaralı Ercü. Annesi Kalyape Cardenas gibi çok güçlü bir kısrağın yavrusuydu. Yarış hayatının ilk startını ben beğendim Ercü'nün. Baba da Luxor. Çok güçlü bir pedigri. Bugün artan yarış tecrübesiyle Ercü'den ben birincilik bekliyorum. Benim favorim. Rakiplerden ilki 9 Prize Girl. Onun da anne kanattı. Hep uzun mesafelerde başarı sağlamış bir Prize Ford'u. Dolayısıyla bugün 1900 mesafesinde Prize Girl'ü yazmadan olmayacak. 12 numaralı Strong Strong, devamında 14 numaralı Whispering Angel ve son olarak da 6 numaralı Hazy Daisy. Evet. 10 numaralı Sea Share diyeceğim ki koşmuş olduğu yarışların ben bu grup için yeterli olduğu kanaatindeyim. Bugün çok büyük bir terslik, çok büyük bir aksilik olmadığı takdirde potoya çok yakın görüyorum. 10 numaralı Sea Share'i. 14 numaralı Whispering Angel. Son üçüncülüğünde önemli işaretler verdi ve her geçen gün toparlanıyor, farklılaşıyor. Bugün en iddialı isimlerden biri olacak. 12 numaralı Strong Storm. 6 numaralı Hazy Daisy. Ve 2 numaralı Chris. Aman dikkat diyeyim. Bugün Saadettin Boyraz idaresinde çok çok ilginç bir yarış gelebilir. Cazip bir sonuca imza atabilir sıralamam. Öncelik 10 numaralı Sea Share. Ardından 14, 12, 6, 2 şeklinde olacak. Günün ikinci ayağına deyip günün üçüncü ayağına geçiyoruz. Evet, üçüncü ayak. Nail Avunduk koşusu, grup 3 mücadele. 4 Kara Mustafa elbette en şanslı isim. Son yarışında Bursa'da virajları dönerken biraz sıkıntılar yaşadığını gördüm. 7 numaralı Sülümbike'nin. Bu defa yatkın olduğu İstanbul pistinde Sülümbike'den farklı bir performans bekliyorum. 10 numaralı Bilirhan, sahalarda izlediğim ve beni en çok etkileyen Arap atlarından bir tanesi görsel olarak. 3. isim olarak Bilirhan diyorum. Akabinde fit durumdaki 6 Özgün Stone ve Çim ısrarından inşallah artık vazgeçmiştir ekip diye düşündüğüm Kalite Safkan, 5 Kardeşcan. 6 numaralı Özgün Stone, zor bir at ama dilinden en iyi anlayan jokeyi Kocakaya ile start alıyor.
Bende ilk şans Özgün Ston'da. Aynı zamanda bu pist ve mesafede en çok yarış kazanan isimlerden de biri olduğu için ön plana çıkarıyorum. 4 numaralı Kara Mustafa uzayan her mesafe bence biraz aleyhine. Ama sentetik sahada kazanmış olduğu yarışlar var yanlış hatırlamıyorsam. 10 numaralı Bilirhan bu sahada 2'de 2 yaptı. Henüz geçilmedi ve son olarak da artık havaların iyice ısındığı şu günlerde biraz daha kaba kum piste yakın bir saha olacak olan sentetik sahada 12 Toran Mankaya'da mesafenin uzamasıyla devreye girebilir. Kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı değerli izleyenler. Toplu bir çıkış oldu. Liderdi içeriden yaptığı ataklarda 7 numaralı Unzen almaya çalışıyor. Hemen dışında 3 numaralı Beşir Efe var. Bu ikili başa başlar. 2,5 boy kadar geride içeride 2 numaralı Ova Kartalı. Dışında hemen 6 numaralı Sabır Bey var. 1200 geçildi. 3 boy kadar geride dışta. 10 numaralı Yalın Kılıç Bey ortada 8 numaralı taşıyıcı. Bariyer dibinde 1 numaralı Yantar dışlarında. Bu metrelerde Lider Kartal var. 5 numarada Lider Kartal 1000 geçildi. 4 boy kadar geride. Son sırada 4 numarada Güvendik. Atlar bu sırayla son 800'e ilerliyor. 7 numaralı Unzen Asfalt'la önde. Hemen ikincilikte dışında 3 numarada Beşir Efe var. Beşir Efe'nin 4 boy kadar gerisinde içeride 6 numarada Sabır Bey. Dıştaysa 10 numarada Yalın Kılıç Bey. Ortalarında 8 numarada taşıyıcı. Bariyer dibinde 2 numarada Ova Kartalı. Daha sonra 1 numarada Yantar. Dışında 5 numarada Lider Kartal. İçeride ise 4 numarada Güvendik sırasıyla. Atlar virajı dönüyor. İçeriden yaptığı ataklarda 6 numarada Sabır Bey şimdi rakiplerinden liderliği aldı ve düzlüğe 2,5-3 boy farkla lider çıktı bu safkan. İkinciliğe 2 numarada Ova Kartalı girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor rakibiyle. Son 400'e girildiğinde de yaklaşık 3 boy farkla 6 numarada Sabır Bey önde. İkincilikteki 2 numarada Ova Kartalı rakibine yaklaşmaya çalışıyor. Dışta 7 numarada Unzen var. En dışta da 8 numarada taşıyıcı. Son 200'e girildiğinde de 6 numarada Sabır Bey yaklaşık 2 boy farkla önde. İçeri doğru geldi 2 numaralı Ova Kartalı. Buradan ataklarını sürdürüyor. Son 50'ye girildi. Yine 2 boy farkla 6 numaralı Sabır Bey önde. Son meteler Sabır Bey kazanıyor. 2 numaralı Ova Kartalı 2. 7 numaralı Unzen 3. 4 numaralı Güvendik 4. 8 numaralı Taşıyıcı da 5. oldu. 6 numaralı Sabır Bey Mehmet Nuri Sunkar'la kazandı. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün üçüncü ayağındayız. 4 malı Kara Mustafa. Öncelikle şans verdiğim isim. Ama hani bazı iyi koştuğu pistler var. Çok daha iyi koştuğu pistler var. Ve hani rakipler zayıf olduğu zaman kazandığı pistler var. Ama iyi koştuğu pistlerden biri de burası. İstanbul Kara Mustafa'ya, 4 malı Kara Mustafa'ya öncelikle şans tanıyorum. 5 numaralı Kardeşcan ve 10 numaralı Bilirhan. Tolga çok güzel izah etti aslında. Eşkal olarak, görüntü olarak çok özel bir safkan. Ben bu üçlüyü birlikte değerlendireceğim. 4-5-10 Kara Mustafa, Kardeşcan ve Bilirhan üçlüsünü 4-5-10 şeklinde bu ayağı değerlendireceğim. Evet. Şimdi de sprintinde de görelim güzel Eşkal'ini. Evet. Gayet de akışta güzel işinde de. Geldik. 7 kule surları koşusuna altılı Ganyan'ın 4. ayağı. Bu defa da Arap Atları'nın handikap 21 mücadelesi. Çok zor bir yarış yine. Sikletine rağmen bir sarı yerli ekrandaki safkan benim favorim. 3 Boza, 6 Baba Dağınoğlu, 9 Subike, 13 Ciğer Delen, 12 Arapoviç, 14 Kızıl Şahin, 8 Havza Aslanı, 4 Pala Salih, 5 Nakış ve 2 Gurbet Ateşi ile risk almamayı tercih ettim bu koşuda. Evet, yine de risk var mı? Var yani. Çok hepsi demek koşu. Yerinde olur. Aynen. Ben neredeyse Tolga'nın bıraktığı yerlerden 5 nakışla başlamak istiyorum. Ya son 2 yarıştır bence çok iyi yarışlar koşuyor. Gruplara da baktığım zaman bu kez biraz daha denk rakipler var. Aynı yarışını koşarsa bugün kazanmaya bence çok yakın. 13 numaralı Ciğer Delen uygun sikletiyle bugün iyi koşacak isimlerden biri olur. 6 numaralı Baba Dağınoğlu aylar sonra iyi bir yarış koştu. Bugün yarış ne kadar süratli giderse Baba Dağınoğlu'nun şansı o kadar artar. 1 numaralı Sarıyerli hem kilo hem de mesafe dezavantajları var ama bilinen kalitesiyle ihmale gelmez. Ve 14 numaralı Kızıl Şahin'de görmüş olduğu yarışlar var. Bugün muhtemelen daha iyi koşar. Sıralamam 5-13-6-1-14. Evet,
3 malı Boza ile başlayacağım ben. Her ne kadar son koşuları beklentilerin altında kalsa da koşacağım dediğinde, gününde olduğunda bu tip gruplarla söz sahibi olabilecek klas ve kalitede bir isim 3 numaralı Boza. 2 numaralı Gurbet Ateşi, düzlük sprintinin zamanlamasını doğru yerde yaptığı zaman benzer gruplarda söz sahibi olabiliyor. 1 numaralı Sarı Yerli, ağır sikleti ve uzun mesafeye rağmen tartışılmaz klasıyla ve son olarak da 8 numaralı Havza Aslanı diyeceğim. Çok klas bir isim şu anda ekranlarda, kimle çalışıyor değil. Dolayısıyla çok klas isimlerden bir tanesi ve sabah idmanlarında çok sık gördüğümüz safkanlardan biri Havza Aslanı. Çok da iyi bir ekip tarafından işin ehli ellerde hazırlanıyor. Bugün için bir büyük sürprize imza atabilir. 3-2-1-8 günün 4. ayağındaki sıralama. Geldik 5. ayağı. Yine bir maiden mücadele. 3 numaralı Blue Brook. Mükemmel bir orijini var aslında. Anne Majinette, baba hattı mükemmel. Tam bir mesafe hattı. Fakat yarışlarında son startına kadar çok varlık gösteremiyordu. İyi de bir ekibin sisteminde antren ettiği bir safkan. Sabah ahırında gördüm. böyle ayaküstü de biraz konuştuk. Niye dedim? Geçen de bizim Badu arkasında üçüncü oldu. Evet. Niye dedim iyi koşmuyordu? Çok iyi hatırlıyorum o yarış. Safkan'ın yarış içinde böyle bir iki detay noktasıyla ilgili Özcan Yıldırım uyarılarda bulunmuş. Son yarışında da at etkili koşmuş. Bugün bence yine aynı sistemde koşacak ve uzayan mesafede ben Blue Brook'tan çok iyi bir yarış bekliyorum. 2 numaralı Check Paradise artık kazansın diyoruz. Bakalım. Çok da sevdiğimiz dostlarımızın atı. Başarılar diliyorum. Akabinde 12 Native Lily, 1 Queen Ayça, 9 Kuytucaklı ve 11 Mor Salkım, ihmale gelmeyecek isimler. 3 numaralı Blue Brook. Aynı fikirdeyim. Tolga'nın annesinden bahsetti. Annesinin bir de yavrusu var, Gülüm Osman. Herhalde ondan fazla bahsetmeye yani gerek yok. Koşmuş olduğu yarışlar kalitesi ortada. Babası Gazi şampiyon. İşin tesadüfü de sabah da Popüler Dement'in seyisi arkadaşımızla biraz sohbet ettik. Popüler evet. Dement'i de andık. Acaba bu bir mesaj mı acaba? Sanki abi mesaj. Abi şu şeylerden falan konuşmadın. Herkes kez almış, benim atların hiçbirinden anılmamış bunlar. Yani Blue Brook şimdi baktığın zaman Tolga'nın bahsetmiş olduğu koşu 1400 mesafeli evet. koşuydu galiba. Kısa kaç yarışı Blue Brook koşuydu. verdim. Bugün 4. at verdim. Yani çünkü son yarışı çok iyi atan. Yani evet. elde tutarak 3. oldu at. Çok kolay bir şekilde. Bugün mesafede 1900. Açıkçası Gökhan Kocakaya veya Halis Karataş olsaydı bu atın üzerinde muhtemelen şu an AGF çıkardı. Evet. Ama az önce baktım 4. at durumunda. Orijinin hakkını koşarsa kazanır. Ama yok. Hala daha o eski yarışlarına dönüş yapacaksa Allah hepimizin yardımcısı olsun. İlk şans bende Blue Brook'ta. Tek rakipte 11 numaralı Mor Salkım. Çünkü son iki yarışına baktığımız zaman handikap ve şartlı koşullarda start aldı at. Ben koşullarını beğendim. Bugün Blue Brook eksik koşarsa 11 numaralı Mor Salkım devreye girecek. İlk ve tek isim olur. Sıralamam 3-11. Evet, ayrıştık burada. Ben 2 numaralı Check Paradise'ın artık hani son koşulları hep iyi. Bugün 1900 metre biraz daha rahatlayacak. Evet, çok gerilerden geliyor. Yol bulamıyor, bir şey oluyor. Geliyor, yarış bitiyor ama. Hani bu açıkçası baktığımızda sikleti de 59 kilo. Hani bir apranti indirimine de gidilmiş. Dolayısıyla çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 1 numaralı Queen Ayça. Arka arkaya koştuğu koşular tatminkar bana göre. Bugün eğer 2 numaralı Jack Paradise bir tık eksik koşarsa devreye gelir. Ama burada bir isimden bahsedeceğim. Hani evet, koştuğu tek yarışta beklentilerin çok altında ama klas, kalite olarak çok sınıf bir isim. O da 12 numaralı Native Lily. Bir Netivan yavrusu, aracı ekibisinin safkanı. İlginç, ters bir yarış gelebilir. 2-1-12 şanslı gördüğüm ilk 3 isim. 4. atım da Blue Brook'tu ama kuponuma sığdıramadım altılı ganyan kuponuma Fanatik'teki. Yeriniz kalırsa 4. at olarak değerlendirebilirsiniz. 2-1-12 benim sıralamam. Evet, geldik son ayağa. 4 yaşlı Arap kıssaklarının mücadelesinde Yücelay temsilcisi 2 numaralı Aslı Yüce. Bu hafta da iyi durumunu koruyor. Bence bugün etkili bir yarış gelecek. Ekip de çok inanıyor bu safkana. Normal şartlarda benle bir öndeydi, iki rakibiydi ama bu sabahtan sonra biraz görüşlerim Aslı Yüce lehine değişti ve Aslı Yüce'yi bir adım öne aldım. Rakibi de elbette öncelikle 1 numaralı Canım Çıtır.
Evet, bir numara Canım Çıtır geçtiğimiz yıl grup koşu seviyelerinde başarı sağlamış bir isimdi. Sonrasında bir ara söz konusu oldu ancak aradan sonra ekibi yaz sezonunda ahırını İstanbul'a çevirdi bu atın. İstanbul'da olan atlardan biri Canım Çıtır. Baktım galopları oldukça iyi. Mesafe 1200 yani 60 günlük aradan sonra geri dönüş için bence 1200 mesafeli koşu en ideal koşu. Bir kulvar avantajı da var. Rakip Aslı Yüce gözüküyor ama çok zor kazanan bir at olduğu için Aslı Yüce. Ben tercihimi bir Canım Çıtır'dan yana kullandım. Benim bankom son ayakta bir Canım Çıtır. Evet, aradan sonra yapmış olduğu hazırlıklarında ben de çok beğendiğimi söylemek isterim. Ve bugün çok da büyük bir terslik olmadığı takdirde bir numaralı Canım Çıtır'ın Halis Karataş tersi koşuyu kazanmasını bekliyorum. Liman tercihim bir numaralı Canım Çıtır oldu son ayakta. Sığınacağım, son ayağa getireceğim kuponumu. Ama alternatif banko su olanlar şablondaki sıralamızı fanatikteki değerlendirebilirler. Ben de ilk rakip olarak 2 numaralı Aslı Yüce'yi yazmışım. Onu da söyleyeyim. Ama Canım Çıtır'a getireceğim yani kendi kuponumda, onu da söyleyeyim. Evet, programın sonuna geldik. Dolu dolu bir program oldu. Katkı ve katılımlarınız bizler için çok kıymetliydi. Her birine çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Ben sözü kapanış için önce Tolga Hanımal ardından da Eray'a bırakıp bu haftalık huzurlarınızdan ayrılacağız. Sağlık, huzur, şans, mutluluk sizlerle ve sevdiklerinizle olsun deyip bu haftalık veda ediyoruz. Bu hafta da bizi yalnız bırakmadınız. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Haftaya kadar hoşça kalın. Bizlere eşlik eden dostların tamamına teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.